Gelinin Mutfaktan'ın yeni yarışmacıları Zeynep Gelin ve Züleyha Hanım. Düğüne takacakları takıları nişanda peşin olarak istedim arkadaşlar. Ne? Peşin mi? Şimdiden garantiye mi almak istedi yani? Şimdi benim bir değil, iki değil, üçüncü evliliğim yani. Biraz tabii ki kendimi garanti altına alacağım. Demek ki aşk yok yani. Olabilir, Zeynep biraz paraya önem verir. Bence damat tarafı damada taksın altınlarını, gelin tarafı geline taksın altınlarını. Ne fark eder bacımı? Müfide Hanım'ın söyledikleri herkesi çok şaşırttı. Bilezik de takacak olsa oğlumu kurdelesine taksın tuttursunlar. Seda asla bunları kabul etme, seninle de konuşmak eve de konuşmak. Yani benim bir elim beş parmağını geçmeyecek akrabam var. Bu onun hesabında şu an. Kız ne yapacak, böyle duracak mı yani? Bence çok çirkin. Altınlar kime takılmalı konusu yarışmacılar arasında mevzu çıkardı. Biliyorsunuz ki bana ince bir bileklik ve ince bir kolye takılmıştı. Keşke isteseymiş. Seda istese de ben yapmazdım ama. Acaba Müfide Hanım tekrar ayrılırlar diye mi hiçbir şey takmadı ona? Öyle mi? Olabilir. Hepsi birazdan Gelinin Mutfakta da. Program Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Enerjimiz enerjiniz olsun. Hasta yatağında yatanlara da şifa alalım inşallah. Ya solumdaki boşluğu böyle rüzgarından bile hissediyorum. İnanılır gibi değil. Beyhan Hanım ve Yeşim'e maalesef veda ettik biliyorsunuz. Cuma günü şok edici bir finaldi. Gelinin Mutfakta'ya ve hayallerine veda eden gelinimiz Yeşim. 220 bilezik kazandın. Ve saniyeler sonra inanmak çok güç ama bu stüdyoya veda ediyorsunuz. Kimin nasibi varsa burada şampiyon ol, efsane ol fark etmiyor. Benim nasibim bu kadarmış. Alkışlarla uğurluyorum. Kimse o şampiyonum, şu kadar bileziğim var diye sevinmesin. Her an her şey olabiliyor burada. Eğer burada olmak, yarışmak isterseniz www.kanalde.com.tr ya da 0539 570 3707. Rabia'cığım sen de çok kötüsün galiba. Aynen, iki gündür, üç gündür unutamıyorum her yere. Neyi unutamıyor? Beyhan mı? Beyhan'la Yeşim'i. Şokunu atlatamıyorsun. Aynen atlatamıyorum, ha? Üzülüyorum. Bak bura boş. Yani... Keşke deseydin ki ben gideyim siz kalın falan deseydin. Öyle bir şey olduğunu bilsem derdim ne? Derdim. Ben gideyim mi? Rabia abla ne yapıyorsun sen? Beyhan teyze senin rakibin de arkadaşın dostun değil. Ha giderdik ne? Biz gider. Biz uzaktan geliyor, gidemiyor. Allah Allah. Beyhan yani... Hanımlar kalsın diye sen gitmeye razı mıydın? Razıydım. Söyleseydin keşke. Yine birlikte olamayacaksınız. Niye? Yani burada olamayacaksınız. Yani burada olmazsam burada onu bırakırdım ben giderdim görmezdim en azından. Yine görmüyorsun aynı masa, şey. Masa boş ya. Hiç abartmıyorum. Bakın cuma günü burada gördünüz zaten halini. Cuma günü otobüste ayrı ağladı. Lavaboya gitti ayrı çok ağladı. Ağladı. Ağırt eve yakar ayrı. Gibi ağladı. Aşkım. Ağlamak istemiyorum. Yaşma burası. Çok iyi beni.
Ne ara sevdiniz o kadar birbirinizi onu anlayamadım. Bilmem, yine vakit geçiyor güzel bir... Yeşim burada güzel konuşmalar. Sana toparlanman için 48 saat veriyorum. 48 saat geçmez başlarsın oynamaya. Sağlam bir rakip gitti karşından. Değil mi? Ya orası, orası. Daha orası. Sağlamını çağırayım mı? He? Allah Allah. Aa, ondan daha sağlamlamaz. Ondan sonra damla. Bu arada önemli bir husustan bahsedeceğim çağırmadan önce. Biliyorsunuz aylarca, haftalarca dedik ki... Önce Gönül Hanımların üzerine kondu bu ödül. 20 bilezik dedik, 20 bileziği Damla'ya verdik. Beyhan Hanım için de dedik ki gönderene 25 altın bilezik. Aa. Şimdi Yeşim'in elendiği hafta şöyle bir durum oldu. Cuma günü Aleyna aramızdan ayrıldı. Gelinimiz Aleyna ve Songül Hanım... Gelinim mutfaktadan diskalifiye edilmişti. Oh, Allah! Evet. Aa. Ama yani. Yani evet. Yeni gelen bir gelin olmamış oldu. Özge cuma günü aramıza katıldı. Ne oldu bu durumda? Kim alacak? Ben Yeşim'i eledim diyen biri var mı? Seda. Benim büyük katkım oldu bunda da. Seda eledi. Sen hayır canım biziz. Sen geleli kaç hafta oldu? Hayır canım biziz. Ne? Ben burada yani tabii ki Özge cuma geldiği için en yeni ben olmuş oluyorum. Yani pazartesi ben geldim, cuma Yeşim'i eledim. Seda. Yok. Cuma geldim, eledim. Çok saçma. Çok kolay geldim. Bir eleme oldu. Aynen. Emek olmadan yemek olmaz. Öyle bir durum yok maalesef. Açık açık konuşalım. Yani Beyhan Hanım'ın ödülü kimseye verilemiyor bu durumda. En mantıklısı bence. Yani. Aleyna pazartesi geldi, perşembe gitti. Dolayısıyla da yeni gelen biri olmadığı için onları gönderecek. Aynen bu şekilde kaldı bu mevzu. Aleyna devam etseydi, Aleyna 25 altın bileziğini kollarına takacaktı. Bak işte. Yiğit'cim, ver bakalım kartımızı. Benim çözemediğim bir hikayeleri var. Yani beraber dinleyeceğiz. İnanamayacaksınız anlatacaklarımıza. Allah Allah. Hazır mısınız yeni gelin ve kayınvalideme? Evet. Bomba diyorum bak. Bakalım. Bir efsane gelinin mutfakta ya geri dönüyor. Yarım kalmış bir hikaye tamamlanıyor. Aa. O bir mutfak robotu. Allah Allah. Kimmiş? Kim acaba? O gelinin mutfakta tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı gelinlerinden biri. Damladan dakika mı? Aa. Kim geliyor biliyor merak musunuz? Gelinimiz Zeynep Kalyon. Kayınvalidemiz Züleyha Akan, alkışlarla. Nasılsınız? Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Senin de yüzün hiç eskimemiş biliyor musun? Bayağı buranın gelinisin yani. Sanki 3 ay sonra gelmişim gibi. Öyle oldu resmen. Evet, teşekkür ederim. 3 yıldır ekranda yoksun. Evet, yokum. Tanımadım. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin, katmışsın. Çok teşekkür ederim. Züleyha Hanımcığım, siz de öyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi mevzu ne? Beyhan abla olsa çok atar yapardı bu mevzuya. Ay, içeriye girdiğimizde gelinim Zeynep'i nasıl süzdüler öyle ya? Zeynep bundan 3 yıl önce Yasemin diye bir kayınvalideyle, Yasemin Gökçe hanımefendiyle burada yarışıyor. Evet. Kayınvalidesi olarak. Züleyha Hanım da gelinin Miray'la yarışıyor. Şimdi ne oldu da birleştiler? Artık bu burada duracak canım. Çünkü gözünü masamın üzerinden çekmeni istiyorum ve beni izlemeni istemiyorum. Senin gelin de bak ne etti bak. Benim, ne etti? Benim gelini bana bakıyor diye önüne şey geldi. Ama bakıyor. Ya bakıyor. Allah aşkına 18 senelik gelin yemek yapamayacak mı? 18 senelik gelinle Allah ilgili aşkına. Bir şey değil senin bu. Gelin daha bir zekayla. Senelik gelin ya. Özellikle sen bunlara bak.
Bak bu sebzelere. Öf, bundan daha büyük asla doğramayacaksın. İlayda gördün değil mi? Ben danışman Ayşe, nasıl dediyse öyle efendim canım. Bir şuna bakın bir buna bakın. Aradaki yok ya, fark böyle var. Bir şey yok ya. Ya Zeynep gider misin masana ya? Asla kabul etmeyeceğim haberin olsun. Zeynep sadece ortalığı karıştırsın. Nasıl bulunuyor ya? E ne yapsın sussun seninki tepelesin mi? Merhaba. Aa ne işin var Zeynep? Kayınvalideme ceviz getirdim. Bana ceviz getirdim. Atıyorum ya. Dün akşam iki porsiyon somon yedirdim. Evet. Bu nedir şimdi? Vallahi çalışıyorum unutmasın diye. Aa, ben anlatayım isterseniz. Evet lütfen ben anlatayım. 2,5 yıl önce biz bir ayrılık yaşadık. Böyle bir süreç yaşadık yani. 3,5 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Züleyha teyzeyle burada tanıştım ben. Ama dostluğumuz hiç bitmedi. O zamandan beri yaz tatillerinde, kışın yani sürekli beraber zaman geçiriyorduk. Aile dostu. Evet, evet. Aile dostu olduk. Yani çok sıkı arkadaş olduk gerçekten. Yani. Hani burada izliyorlar, birbirlerinin arkasından ağlıyorlar, üzülüyorlar ya. Biz mesela Züleyha teyzeyle bir hafta yarıştık ama gerçekten evlerimiz de çok yakın birbirine. Bir hafta da mı öyle? Sadece bir hafta yarıştık. Aa, evet. Evet, evet. Çok ciddi bir arkadaşlık ilişkisi kurduk. Geliniyle değil ama Züleyha teyzeyle. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Sonra ben boşandıktan belli bir süre sonra Züleyha abla bana yeğeniyle tanıştırdı beni. Aa. Evet. Anı. Öz yeğenini. Evet. Öz abisinin oğluyla. Bayağı ısrar etmiş. Evet. Zeynep istememiş. Yok dedi. Ben artık evlilik istemiyorum. Evet. Evet. Aynen. Yok evet. İstersin, yok istemezsin. Evet. Yeğeninle tanıştırıyorsun. Evet. Evet. Ateş bacayı sarıyor. Sarıyor. Sonra nişanlanıyoruz. O detayları daha böyle geniş kapsamlı evet, anlatmak isterim ki. Açıkçası. 7 aylık nişanlıyım. Kayınvalidem Züleyha. Eşimin kayınvalidesi, ya annesi olmadığı için özür dilerim heyecanlıyım biraz. Olsun. Annesi rahmetli. Küçük yaşta vefat ettiği için Allah rahmet eylesin. Kayınvalidem. Favori kayınvalidemdi bu arada. Şimdi gerçekten kayınvalidem oldu. Bak bir şey söyleyeyim. Bu gelinin mutfakta tarihine geçer. Evet. Yani evet, böyle evet. Bir şey görmedim ben evet. Hayatımda çok da duymadım. Gerçekten ilginç. Birebir gerçek mevzu. Gerçek. Gerçekten de çok evet. Şaşırtıcı. Evet gerçek. Herkesin bir fantazisi vardı ya. Ben gelinimi değiştirmek istiyorum. Ben kaynanamı değiştirmek istiyorum. Yaptı. O zaman bütün tatlılığınızla, iddianızla, çok merak ediyorum hikayenizle. Alkışlarla Yeşimlerin Tezgahı'na. Siz hiç hayatınızda fenomen gördünüz mü ya? İşte benim o. Zeynep Kalyon. Tutun örtülerin ucundan. 3, 2, 1. Kaldır örtüleri. O zaman bugüne Kafkas mantısı yapıyoruz. Mantı yapıyoruz. Kafkas mantısını daha önce hiç yemedim. İnşallah gelinimi bulabilirim. Kafkas mantısı açıyoruz bugün. Evde hamur açmakta çok iyiyim. Burada yapamıyorum. Kafkas mantısı için önce hamur malzemeleri, 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı un. İç harç için 200 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım su bardağı su. Kayınvalidelerim öpüşün ayrılın. Bir, dördüncü tabak, bir puan. Beş. Rabia Hanım'ın verdiği puanlar herkesi çok şaşırttı. Allah'ım en şekli olmayana gidip nasıl 5 puanı veriyorsun ya? Ya üstüme gelme. Rabia Hanım, Yeşim ve Beyhan'ın gidişinden sonra bir türlü toparlanamadı. Rabia abla iyi misin? İyiyim. Gelmen üstüme yeter. Neyse o. Ne kadar sürer bu acınız ben, acaba? Ya belki yarın geçer, belki bir gün yenebilirim ya. Aa yandık biz. Damla sonunda çileden çıktı ve Rabia Hanım'a isyan etti. Ben gideyim buradan, Yeşim gelsin ya. Yeşim'le yarışsam burada, tamam mı? Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Süremiz? Süremiz başladı. Kaç dakika? 40. 40 mı? Çok acımasız çıktı. 10 da arttır. 50 dakika. Evet. Evet. 5, 4, 3, 2, 1... Başla! Kolay gelsin.
Yumurta, un, su karışıyor, ortaya bir hamur çıkıyor. Yoğuruyorlar, uğraşıyorlar. Diğer yandan mantının iç harcını hazırlıyorlar. Bakalım Kafkas mantısını nasıl yapacaklar? Paşayım, gözüm patlıyor ya. Ne oldu Rabia Hanım? Kaç gündür başım ağrıyor, ilaçlar da haydetmiyor. Niye, ne oldu? Baksana makyaj, ne de yaptırmadım. Altınları alırken hiç böyle değilse. Nasıl altınları yani? Alırken oynuyorsun, elini yarışmacıyı eledin, attırıdan nameler tamam, yapıyorsun. Tamam, altın ayrı, benim üzülmem ayrı. Allah aşkına ya. Anne ne yapıyorsun acaba sen? Ne yapıyorsun at acaba? At yakıyor, at. Altınları çıkar bilezikleri. Yani hafta sonu benim diş, benim başımı etini yedin, şimdi burada mı yiyeceksin? Damla! Ne? Sen anlamıyor musun kaç gündür ağladığımı? Ya anne giderlerse gitsinler. Otur orada beni izle, yemeğe odaklan ya. Ay Rabia abla, gerçekten hiç samimi değilsin. Ben izliyordum sizi, gayet de anlaşamıyordunuz yani. Keşke sen de onlarla birlikte gitseydin bu kadar üzüleceğine. Benimle kim yarışacak? Allah Allah ya! Benimle kim yarışacak? Gerçekten... Bak! Tettilerim şaştı, konuşamıyor, benimle konuşma. Eğer hamile olursan kızın adını Beyhan ve Yusuf koyacaksın. Çünkü ben onları çok seviyorum. Ta İzmir'de izliyordum, İzmir'de. Onlar benim sevdiklerim. Havarim onlardı. O kadar çok istiyorsan diğer oğulları da koyduracaksın. Ben asla koymam. Ne münasebet ya? Ya Rabia abla her şeyi abartmayı o kadar seviyor ki. Ya yani... tamam bak, gerçekten onları çok sevdik. Ben de öyle. Ben de çok seviyorum. Hala seviyorum ama... Yani her şeyin de bir dozu vardır ya. Damla, Yeşim'le senin aranda bir akrabalık falan var mıydı ya da Beyhan ya ablayla? Ya hayır canım, nereden olacak? Hayır, biz burada tanıştık. Kaç hafta yarışmıştınız tam? 2,5 aydır yarışıyoruz onlarla. Yani bu kadar bağlanacağını ben bile düşünmedim. Evet, ben de seviyorum gerçekten. İyi, kadının yine sağlığı yerinde ki hala burada. Ya Zeynep bak, sen bilmiyorsun, burada cuma günü cenaze çıkmış gibi davranın. Nasıl yerlere atacak kendini kadın ya, zor tuttu. Yönetmenim Allah aşkına bir verin de izlesinler. Gelinim mutfakta ya ve hayallerine veda eden gelinimiz Yeşim. Aşkım. Bir şampiyonluk ve 220 bilezik kazandım. Yeşim, neler söyleyeceksin? Birkaç kez daha yaşadım. Başarı uğruna gerçekten burada çok belki de kırdım, bazen kırıldım. Bitti dediğimde bir daha başladım ama bu sefer ben de bir şeylerin bittiğini hissediyordum. Belki de gitmem daha hayırlı olur. Kalan herkese ben başarılar diliyorum. Sarılayım. Öyle sarılayım size. Hepinizi çok seviyoruz. Eğer bilmeden insanları kırdıysam özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Helal. Ben burayı çok seviyorum. Biliyorum. Bunu biliyorum. Ama buraya kadar. Bir şarkı var ya, keşke seni sevmeseydim diye. Ben de keşke sizi tanımasaydım. Çok sempatik ama kayınvaliden. Gerçekten aşırı sempatik ya. Normal mi yani? Sen baksana de ama demek ki yani hani aralarında bir bağ kurmuşlar, sen hissetmesen de. Hay, yola çıktık, İzmir'e gidiyoruz. Neymiş efendim? Kız doğuracaksın, adını da Beyhan Yeşim koyacaksın. Yani. Yani bu kadar fazla kadın değil mi ya? Yarışma boyunca aslında hep didişiyordunuz yani. Hani ben kazanacağım, sen kazanacaksın. Nasıl bir samimiyet kurdunuz ki bu kadar bağ kurmuş? Hayatım, sen burada eskiden görmüyor musun? Zaten biz burada, evet, burada gerilimle bu atmosferde gerçekten tartışıyoruz, geriliyoruz, kavga da ediyoruz geriye gelince ama arkada zaten dostluk başka, iş başka yani. Hala ağlıyorsun bak ya. Ne yapayım, dayanamayayım, ben buyum işte. Ben Allah duygulu bir insanım. Allah. Ben ciğerli hepimiz bir insanım. Hepimiz duyguluyuz, hepimiz ciğerliyiz. Siz de gitseniz de ağlarım. Ne olur ki, ağlama, suç o mu? O gün olur, o gün. Ya aradan geçmiş iki gün hafta sonu, bugün artık tamam, hafta başı. Tamam, ben köy olurum. Belki durun bakalım, üstüme gelmem. Tamam, yeter ya. Yani bir arkadaşım gitti diye ağlayan rakibin gitmiş. Yani rakip arkadaşın olsun, da değil. Arkadaşıydı, çok güzel eğleniyordu.
Çok güzeldi, seviyordum onu. O da beni seviyordu. Otelde güzel vakit geçiriyordu. Hayır, gelinle beş veriyordu. Açılıyordu. Yeşime sürekli yüksek puan veriyordun. Gelininle kavga ediyordun. Olsun. Gelinin mi önemli, yeşim tamam, mi? Tamam, gelinim önemli. Orayı biliyorum ama yeşimin kaynağısa benim gelime veriyordu 5. Ya neyse, bu konuyu sonra da konuşuruz da. Zeynep'ciğim, senin haberin yok canım tabii. Cuma neyden? Günü ben 50 bilezik oldum. Hadi gözün aydın. Ya! Sen takmasan mı acaba? Ne yapayım? Neyse, şimdi geçici olarak buraya yazıyorum. Zaten altın liste beni bekliyor. Biraz bekleyecek gibi yani görünüyor Damlacığım. Rakiplerim oldukça da ben çok daha bilezik alırım tabii de. Damla, keşke bu bir kadar şey erken konuşmasaydın. Bir şey diyeceğim ya, sen kendini hemen Yeşim'in yerine mi koyduğunu zannediyorsun gerçekten? Yeşim'in yerine koymuyorum. Yeşim'den sonraki en başarılı olacak fenomenliğe giden gelin de benim. Bunda bir gerçek yani burada. Birinin salçası kokuyor. Vallahi birinin salçası kokuyor. Yanık kokusu geldiğinde Seda'ya doğru gidebilirsin. Bakayım. Ah, gel, vallahi bak. Birinin salçası kokuyor. Bilir kişi mi arkadaş? Bakayım seninkine. Sen yaktın mı? Yok, ben kavurmadım. Bak, daha tecrübeli insan nasıl belli oluyor ya? Yani mantı yapılacak. Yağı önceden açıp da daha mantılar pişmeden yağı hazırlamak ne demektir? Ne kadar? Sana mı soracağım? Sana söylemiyorum. Sen yakmamışsın zaten. Heh. Ya Zeynep'ciğim, evet. Şey soracağım. Nursel Hanım burada fenomen geliyor diye anons etti ama karta yanlış yazdılar herhalde. Ben seni hiç tanımıyorum. Ben de. Seda kaç yaşındasın? 26. Sen Seda, Damla? 26. Siz çocuk musunuz o zaman? Beni hatırlamamanız gayet normal. Annenize sorun, o bilir. Damla 26 mı? Ay, inanamıyorum. Gerçekten çok büyük gösteriyorsun. Ay 29 ay, yaşında pardon, değil misin sen ya? Sen kaç yıl önce buradaydın? 3 sezon tamam, önce buradaydım. 3 yıl önce ben 23 yaşındaydım hayatım. Matematik demek ki, yani. Demek ki senin yemekle falan hiç alakan yokmuş ki. Bu programı hiç izlememişsin ki, haberin yani. Yok. Zeynep'ciğim, gerçekten yaşınla mı övünüyorsun burada? Yani bence yemeklerini yap da onlarla övün. Esemra Hanım da Cuma günü geldi. Kendini lady zannediyordu. Bir sizi tanıyalım bakalım. Kimsiniz, nesiniz? Ev hanımı. Duymadık şimdiye kadar. Ben ev hanımı mısınız? Ev hanımıyım. Emekli misin? Emekli değilim. Çünkü girişim geç olduğu için emekli olamadım. Bekliyorum. Ama yazlıkta pansiyon işletiyorum. Ne güzel. Evet. Yani emekli parasına kadar belli. Evet. Ama pansiyonda ne olduğu belli. Neyse Zeynep'ciğim, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir şekilde bir şeyler yaşanmış, bitmiş, neyse. Nişanlınla nasıl tanıştın onu merak ediyorum ben. Bahsettiğim gibi biz Züleyha teyzeyle burada tanıştık. Evet. Onlar bir hafta yarışmıştı geliniyle. Hı. Onlar gittikten sonra bizim arkadaşlığımız bitmedi, devam etti. Yine görüşmeye devam ettik Züleyha teyzeyle. Evet. Annemin yazlığıyla Züleyha teyzenin yazlığı çok yakın birbirine. Altınoluk'ta. Evet. Sonra Züleyha abla bana bir gün, ya boşandıktan bir süre sonra bana şey dedi. Seni dedi, ben dedi biriyle tanıştırmak istiyorum. Ama benim de aklımda hiç... Boşandıktan ne kadar süre sonra dedin? Yani bir buçuk yıl sonra filan. Ben dedi seni biriyle tanıştırmak istiyorum dedi. Evet. Ben de ama hiç düşünmüyorum evliliği. Yani aklımın ucundan geçmiyor. Zaten sıkıntılı şeyler yaşamışım. Yani iki evlilikten sonra tabii. Sonra bir gün Züleyha teyze yazlıktaydı. Bir gün beni aradı. Dedi ki Zeynep ne yapıyorsun falan. Ben de dedim ki işte evdeyim, çocuklarla ilgileniyorum. Kaç tane çocuğun benim var? Benim iki tane çocuğum var. Bir tane. Bir oğlum, bir kızım var benim. Ay, iki tane. Evet evet, iki onlar tane. Onlar kaç yaşındalar? Oğlum 18 yaşında. Aa, kızım 4,5 yaşında. Büyükmüş. Evet. Sonra beni yazlığına davet etti. Gel dedi, biraz dedi işte hani beraber takılırız kız kıza dedi. Hüseyin amcan da yok dedi. Hüseyin amca da Züleyha teyzenin eşi bu arada. Sevgiler ona da buradan. Evet. Tamam dedim, bindim arabaya, gittim yazlığa. İçeri girdim, bir baktım biri daha var evde. Aa, tanımadığım biri bu arada. Aman sen. Allah. Evet. Görünce şaşırdım, dedim ki Züleyha teyze bu kim? Dedi ki sana dedi daha önce bahsetmiştim ya dedi, Ali abimin oğlu, işte bu o dedi. Dedim ki ama hani ben sana söylemiştim istemiyorum, düşünmüyorum diye. Niye dedim böyle bir şey yaptın, bir de niye bana söylemeden beni çağırdın? Ben dedi söyleseydim sen kesin gelmezdin dedi. Evet. O yüzden dedi sizinle tanışmanıza böyle dedi vesile olmak istiyorum falan dedi. Aa, Ali evet. Bu arada devlet görevlisi. O çıkıp gitti. Sonra işte Züleyha teyze benim başım etini yedi. Lütfen otur, lütfen konuş. Bir kere daha oturun, tek başınıza da oturun. Tanışmanı çok istiyorum.
Gelinin yazlığa çağırmışsın ya. Evet. Nasıl tanıştırdın bir anlasana, anlayamadım orayı. Hayatım ilk başta ben Zeynep'i gördüğüm anda Ali'yle yakıştırdım. Zeynep olmaz dedi. Hadi gel kız kıza takılalım dedi. O da geldi sağ olsun ama geldiği gibi tabii Hüseyin de vardı, Ali de vardı. Oraya getirirsek kandırırız ya, diye mi düşündünüz? Hayır, birbirlerini görürseler elektrik ararlar, bu iş başlar. Peki bir şey soracağım Zeynep ya, senin altına falan da ihtiyacın yok gibi yani. Elinde kolunda her tarafında altın var, neden geldin? Nasılsınız? Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Yani kimin paraya ihtiyacı yok ki? Bence herkesin paraya ihtiyacı var. Hepimizin çocukları var. Diyorsun. Bu arada o bilezikler benim kendi aldığım şeyler değil. Onlar benim nişanımda takılan takılardı. Aa, bu şu anda mı? En sonki nişanım mı, bir mi, iki mi? Ne olur Seda'ya gösterme. Şöyle ki siz hiç zahmet etmeyin. Ben neler soracağınızı tahmin edebiliyorum. Nişanlım bana şöyle söyledi. Dedi ki, evlendiğimizde takı olarak ne istersin? Yani bana neyi layık görüyorsan onu al dedim. O da sağ olsun çok bonkör. 6-6 iki tane çift aldı canım. 12 tane. Bu arada bana düğüne takacakları takıları ben nişanda peşin olarak istedim arkadaşlar. Ne? Peşin mi? Çünkü benim eşimin eskiden kalma biraz borcu var. Bir şeyler almış, bir yerlere gitmiş, işte onu bunu yapmış, gezmiş, tozmuş falan. Borcu var. Onları kapatacaktı bu alacağı para, yani bana taktığı takılarla. Ben de dedim ki hayır, madem sen bunları keyfi, yani benden önce, ben hayatına girmeden önce borçlandın. Biz evlenene kadar bu borçlarını bitir. Çünkü biz evlendiğimizde belki bana söz verdiği takıları alamayacak. Ben nereden bileyim? Yani anlıyorum, çocuklarının geleceğini garanti altına almaya çalışıyorsun ama baştan da bu kadar altın pazarlığı yapılmaz. Ay size ne ya? Nişanlım takmış. Kayınvalidem razı bu durumdan. Size ne oluyor? Duydunuz mu ne diyor? Ne oluyor? Nişanda nişan yapmışlar ya Zeynepler. Evet. Düğünde takılacak takıların hepsini nişanda takmasını istemişler. Aa, düğünde ne daha acaba? Hayır abi, bir dakika ya. Düğünde takılacak olan takı nişanda takılmaz ki, öyle şey mi olur? O ayrı, o ayrı. Düğüne ne kadar var sorması ayıp? Düğüne 2 senemiz var. Aa, bir de yani. Tamam. Şimdiden garantiye mi almak istedi yani takıları? Evet ya, 2 sene. Yani ben şüphelendim şahsen. Şey böyle bir şey olsa. Ya şimdi. Ali, yani. Ali Zeynep'i çok beğenince, Zeynep de bunu böyle talep edince, yani biz de pek onay vermedik ama Ali illa takacağım dedi. Yani girerken o kolunda kaç tane bilezik vardı? Çoğu. Boynundaki sadece akıtma kolye bile dünya paradır yani şimdi. Hani yanlış anlamayın ama sanki kendimi önden garantiye alayım der gibi bir hava hissettim ben. Başında anne olsaydı belki daha farklı anlatırdı. Biz Ali'ye anlattık. Dedi ki ben vereceğim, takacağım. Çünkü Zeynep böyle istiyor dedi. Anlıyorum ben sizi ama düğün yakın olsa bir nebze anlayabilirim. 2 yıl var ya. 2 yıl önceden neden yani? Bir de hiç mi takmamış diğer evliliklerinde altın? Altın özlemi mi varmış bu kadar? O kadarını sormadım. Ama demek ki ikisi anlaşmış, bunu böyle uygun görmüşler. Altınlarla mı ikna etti Zeynep'i? Yani o altınları olmasaydı olabilir. Zeynep demek ki kabul etmeyecekti. Bu da şuraya çıkıyor. Demek ki Zeynep kendini güvence altına almak istedi. Olabilir. Demek ki aşk yok yani. Olabilir çünkü 3. evliliği. Yani olabilir, Zeynep biraz paraya önem verir. Sizin gelin yarın hastalansa sizin oğlunuz çantayı toplar kaçar. Ya da iflas etse, yani bir daha görmek Zeynep yok piyasada. Ben yüz görümlülüğü gördüm de nişanda peşin takıyı da ilk defa duyuyorum. Damlacığım, burada ilkleri hep göreceksin, hiç merak etme. Olabilir, bu da benim adetim diyelim o zaman. Yani ya, adet biraz deyince de sen yani. Kızlar şöyle, siz daha önce yaşamadığınız için anlamıyor olabilirsiniz. Şimdi benim 1 değil 2 değil 3. evliliğim yani. Biraz tabii ki kendimi garanti altına alacağım. İnşallah yaşamayız. Şimdi arkadaşlar, sen diyorsun ya dünyanın 1000 bir türlü hali var diye.
Şimdi sana bir şey olduğunu farz edersek Allah göstermesin, o zaman ne olacak? E tabii ki alabilir takılarını. Yani sana bir şey olursa mı alabilir anne? Herhalde yani, bana onu bir kere hediye almak istemiş. Bir de utanmadan i̇stemiş alacak mı? Zorla mı? Hayır sen kendin. Hayır, bana ne ne almamı istersin dedi. Ben de ne istersen onu al dedim gerçekten. Ama tamam da. Bunu Züleyha teyzeye de sorabilirsiniz. Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. Hanımlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bu takılar konusunda aslında çok hassasım. Seda'yla da bunu konuştum. Ne gibi? Şöyle bir şey düşündüm ben. Şimdi biliyorsunuz benim 2-2,5 ay sonra düğünümüz olacak evet. Bizim. Bence damat tarafı damada taksın altınlarını, gelin tarafı geline taksın altınlarını. Aa, ne fark eder bacım? Bilezik de takacak olsalar benim sülalem daha geniş. Kimin ne takacağını biliyorum. Bilezik de takacak olsa oğlumun kurdelesine taksın tuttursun. Ay, damada takılan damadın olsun. Yoksa gelin bilmem gelin, diyor. Ay verir mi kız? Ay, geline ya. Takılan gelinin olsun. Geline takılan takılardan size ne? Evet bana ne? Oğluma ama takılan takılardan. Oğluma ne? Takılan takılardan geline ne madem öyle? Müfide Hanım, cuma günü size söyledim. Siz hala oğlunuzla göbek bağınızı kesememişsiniz. Ay kesmedim de, kesmiyorum da. Kime ne? Ay sizin geliniz şimdi bunu kabul etti mi gerçekten? Bu altınlar meselesi evet. Mi? Evet. Ben ona sormuyorum ki kabul etsin. Düğünü ay, kim yapıyor? Ay sorsaydınız şaşırırdım zaten. Ay düğünü kim yapıyor Allah aşkına Semra Hanım? Anne babanın görevidir oğlunu evlendirmek. Her şey anne babanın görevi diye empoze etmeyin canım. Ne demek görev? Biz görev için mi yapıyoruz? Çocuklarımız için yapıyoruz. Görevim diye yapmıyorum ayrıca ben. Çocuğum diye yapıyorum, o ayrı bir konu. Öyle bir şeyi de geline sormuyorum, sormam da. Ben yani şimdiden gelini yok sayıyorsunuz. Sen böyle boldan keseden atın kendi kendine karar veriyorsun ya. Seda asla bunları kabul etmez, seninle de konuşmaz, eve de konmaz. Benim bildiğim Seda bu. Ah be Rabia'cığım ya, ister konuşsun ister konuşmasın. Önce desin ki ben ne yaptım da bu kadını bu hale getirdim. 5 seneden beri tanıyor, benim kalbimin kırıklığı ne olacak? Hamurların içine kıymalı harçlarını koyup zor da olsa şeklini verdikleri mantıları haşlanması için kaynar suya atıyorlar. Mantıyı kim sevmez ki? Bence kayınvalideler de seviyordur ama beğenecekler mi? Önemli olan o. Kızlar 5, 4, 3, 2, bıraktık. Yani benim bir elim 5 parmağını geçmeyecek akrabam var. Bu onun hesabında şu an. Kız ne yapacak böyle? Duracak mı yani? Bence çok çirkin. Altınlar kime takılmalı konusu yarışmacılar arasında mevzu çıkardı. Biliyorsunuz ki bana ince bir bileklik ve ince bir kolye takılmıştı. Keşke isteseymişsin. Seda istese de ben yapmazdım ama. Acaba Müfide Hanım tekrar ayrılırlar diyemiş bir şey takmadı ona. Evet. Öyle mi? Olabilir. Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Kafkas mantısı. Bakalım kim en güzelini yapmış. Kalın yapmış gelinimiz. Bayağı kalın. Çok lezzetli aslında, iç harcı falan. İnce yerleri de çok var, kıvırdığı yerleri de çok kalın olmuş. Yani eşit değil hiçbir şekilde mantısı. Fena değil pişmesi. Keşke içini daha iyi pişirseymiş. Dursun bakalım, inşallah en güzeli o değildir. Kapama şekli falan söylemiyorum bile ama hadi o çok kolay değil. İkinci tabağımız. Bu gelinimiz bayağı mantı yapan, hamur açan bir gelin belli ki. Çok güzel, zaten haşlaması da bayağı güzel olmuş. Pile pile dökülen bir mantısı var. Çok beğendim. Ya en azından kapatma şeklini ve mantının lezzetini çok beğendim. Tebrik ediyorum. Üçüncü tabağımız.
Bu gelinimiz de kapatmada değişik bir şeyler denemiş. Gerçekten her biri ayrı bir telden çalmış kapama konusunda. Hiçbiri ama açtırmamış, en azından haşlarken dağılmamış mantılar. O önemli bence. Bunun da lezzeti güzel. Şu beğendiğim ikiye göre bir tık daha kalın, bir tık daha şu üst özellikle tam kapattığı kısımları biraz abartmış. İç harcı güzel, sosu da çok güzel. Son tabağımız. Bu mantıyı keşke görmeseydim, keşke yemeseydim. Neresinden keseceğimi, tutacağımı, ağzıma atacağımı şaşırdım. İç harcı bayağı pespembe olduğu gibi duruyor. Şuradan Murat'cığım size gösterdi. Sosu güzel, soslar 4'te 4 güzel hatta. Neden bu kadar büyük bir mantı yapmış? Bu kadar büyük mantı yaptıysa sayısı da az çıkar gibi geldi bana. Hamur çünkü şeyi belli, hacmi belli. Hiç olmamış. Daha fazla da yormayayım kendimi. Hadi bakalım puanlayalım. Oradan başlayalım. 4. tabak 1 puan en zayıf halka bugün. 3. tabak 4 puanını kapsın. Güzel, lezzetliydi. 2. tabak yıldızlı 5'ini kapsın. En güzeliydi. 1. tabak da yani o 1 verdiğimden kesinlikle bir tık daha iyiydi. Ona da 2 verelim. Ve buradan da başlayalım. Kim pazartesiye 2 puancıkla başlıyor? İki puancık hiç güzel bir başlangıç değil. Bakalım kimin olduğu. Özge olmamış Özge. 4 verdiğimin başına geçiyorum. Şahane bir başlangıç pazartesi için. Kimin oluyor? Dört puan. Şahane bir puan. Kimsin acaba? Damlacığımmış. Yani şu şekli soracağım ona. Ve günün yıldızı. Acaba buraları sallamaya gelen Zeynepçim mi? Yoksa Seda mı? Günün yıldızını öğreniyoruz. Sıkı durun. Zeynep. Ben buna hiç şaşırmadım. Kesin Seda bir şeyleri yanlış anlamış. Ben size söyleyeyim. Bu kadar büyük mantılar nasıl oluyor bilemedim. Ayaklarınızı uzatın, çayınızı, kahvenizi yanınıza alın. Yerinizden bile kalkmak istemeyeceksiniz. Sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10 ay! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Devam anneciğim, devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun, benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? İlk kayınvalidem Züleyha Sultanım, buyur. Merhabalar. Gelinlerimiz nasıl yaptı acaba? Bence güzel olmuş, fena değil. Evet, özledin mi buraları? Evet, çok özledim. Tadım yapmayı. Evet, özledim. Hadi çok afiyet olsun. Stresli bir olay ama yine de özledim. Gayet güzel. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Karabiberini, şeyini alabiliyorum. Bir tık çiğ gibi ama içinde kıymalar, bakar mısın pembe pembe.
Ama sosu gayet güzel. Ben beğendim, fena değil. Hamuru nasıl açmış? Hamuru bir tık kapatırken kalınlaşmış. Kenarları hani o kadar kalın değil. İnce, fazla kalın değil. Fena değil aslında. Haşlaması? Ötekinlerini. Haşlaması düzgün olsaydı içindeki kıyma pişerdi bence. İçindeki kıyma pişmemiş. İkinci tabağın. Altı ince olabilir ama yapışından dolayı çok kalın olmuş. Açmasın hamuru diye herhalde. Evet, fazla şey büzüştürmüşler ve sosunu çok fazla kaynatmış. Kıymasından yiyemedim çünkü kıymayı bunda da pişmemiş. Bakar mısın çiğ? Şöyle gösterelim. Evet, çiğ pembe. Evet, pembe. O da pembeydi, bu da pembe. Üçüncü tabağın. Sosu çok güzel olmuş, sosu. Sosu. Evet, sosu lezzetli. Kapatmasında bunun da bir sıkıntı var. Yani baktığımda güzel gibi. Onlara nazaran en güzel bu diyorum şimdilik. İnce mi mantısı da? Evet, mantısı ince ve içi de pişmiş. Pişmiş. Evet, içi pişmiş. Bunun sosu pembe değil. Evet, sosunu da beğendim. Son tabağın. Bunun sosunda eksiklik var. Nasıl bir eksiklik? Tadında mı? Hayır, sosun içerisinde karabiber, acı biber ne konuyorsa buna bir şey konmamış. Tadını mı alamadın? Evet, yani tuzu yok gibi. Tuzu yok bunun. Mantısı? Bunlara göre. Mantısı? Mantısı da fazla ince olduğu için yayılmış. Ama çok iyi pişmemiş ya da bir tık nedense su var bunda. Bakar mısın? Su var. Nasıl? Piştikten sonra suya mı atılıyor? İnce aslında şurası ince. Şurasını becerememiş. Hı-hı. Beceremediği için de bilemiyorum. Pek beğenemedim. O zaman puanla bakalım. 5. 1-1-1. Ooo! Üçüncü tabak 5 puan, birinci tabak 1 puan, ikinci tabak 1 puan, evet. Dördüncü tabak 1 puan. Nereden geldin sen? Tuzla. He? Tuzla. Eyvah eyvah. Eyvah. 3 tane 1 mi? Evet. Hiç düşünmeden, acımadan. Gel açalım, yüzleşelim puanlarımızla. Ellerinize sağlık bu arada. Tut şekerim. Tuttum. Kayınvalidemiz önceden tecrübeli olabilir ama üzerinden çok zaman geçmiş. Aynen. Bakalım şovunu yapabildin mi? Üç tane bir. Bir tanesini öğrenelim. Hiç çaktırmasa da çok heyecanlı. Aynen. Hazır mısın? Evet. Hadi aç görelim. Seda, birini eledin. Yani çok heyecanlıyım, heyecanlıyım dediniz ama hiç heyecanlıymışsınız gibi bir puanlama yapmadınız. 5, 1, 1, 1. Sanki hiç elenmemişsiniz de hep buradaymışsınız gibi bir özgüvenle girdiniz. Heyecanlıyım, heyecanlıyım. Yok işte elinize sağlık bilmem ne. Hani bir nezaket göstergesi yapmanız çok samimi gelmedi açıkçası ilk günden, öyle söyleyeyim. Çok da nezaket için değil. Gerçekten uğraştınız. Gerçekten emeğinize sağlık. Ama sonuçta... puan dağıtmaya gelmediğimi biliyorum en azından. Gelinimi bulmaya geldiğimi biliyorum en azından. Defalarca elinden yemek yediğimi biliyorum en azından. Tabii zaten puanlamanızdan ya da belli yani. Evet. Sadece gelininize odaklanıp, evet, büyük ihtimalle onun yaptığı yemeği bulup diğerlerini hiç acımadan bir puanları bastınız. Evet. Ama sonra diyorsunuz ki emeğinize sağlık. Nereye gitti bizim bu emekler? Onu da kayınvaliden bulacak ya. Sadece kendi kayınvalidemizin bulmasıyla oluyor mu? Mesela siz buldunuz diyelim gelininizin tabağını. Diğer kayınvalideler puan vermezse ne yapacak? Hayatım, ben buldum diye bir şey demiyorum. Yani ben
herkesin yaptığı gibi bir strateji yaptı. Ya hep ya hiç benim için. Öyle görünüyor zaten. Evet, öyleyim. Yani şöyle söyleyeyim, biraz kötü niyetli gibi olacak ama inşallah gelininizi de bulamamışsınız da böyle ilk günden cesur bir adım atıp elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Olabilir. Yani özür dilerim Züleyha teyzeciğim, bir müsaadeni isteyeceğim. Tabii ki. Yani yaparken o kadar zorlandın ki, yani tabağını savunamadığın için verdiği puanlamayı savunmaya çalışıyorsun. Tabii ki sana puan vermeyecek ki inşallah tabii ya. Ki bana vermiştir. Olmam. Ve yani bu yemekle sen kendi kayınvalidenden bile bence puan beklememelisin. O kadar zorlandın ki burada hepimiz gördük bunu. Ben sadece şekil verirken zorlandım. Yemeğimin lezzetinde, hamurunda, içerdiğinde bir sıkıntı oldu. Sayısını da yetiştiremediğin bir sürü sıkıntı yaşadım. Bunu muhtemelen zaten puanlama sonrasında da duyacaksındır. Burada yanıklarıyla meşhur o. Çok memnun oldum. Şimdi Seda'cığım şöyle söyleyeyim, bir psikolog olarak yani söylüyorum, acilen terapiye başlamalısın. Çünkü yani yapılmadığı vetlerin çiğ olduğu uzaydan bile görünüyor buradan. Lezzetli yapamadığını şu an bir tek sen kabul etmiyorsun. Zaten yiyen orada. Lezzetli şimdi, yapamadığımı bana kabullendirebilecek kişiler sizler değilsiniz yani, maalesef ki. Puan veren bile kabullendirmiyor gerçi. Hadi devam edelim açmaya. İki tane daha birimiz var. Hemen bir tanesinden daha kurtulalım. Şimdilik iyi gidiyoruz. Tut evet. Şekerim kenarlarından. İkinci birimiz kime gidiyor? İkinci birimiz, bakalım bu kim? Kaldır görelim. Damla. Şimdi o yapamadığı tabakla bir aldı, ben yaptığım tabakla bir aldım. Neden? Şimdi orada su tadı alıyorsunuz. Ben anlayamadım bunu. Yok. Ya ince açılmış diyorsunuz, sosumu beğeniyorsunuz. Sosunu bir kere bir şey söyleyeceğim. Dedim. Hayır Züleyha teyze, bir dakika. Önce ben konuşayım. Sosunda tuz yok. Hiçbirinin sosunda tuz yok. Yani bir tuz alma olamaz zaten. Tuz yok sosta. Salça ve pul biber var ve başka bir baharat katıldı mı ben mi hatırlamıyorum? Benim masamda mı yoktu ya da? Pul biber, tuz yok, ya salça. Ya tosta tuz yok. Demek ki lezzetlendirememişsin. O yeri kalmamış. Ama bir baharat eksik diyorsunuz ya. Bunlar yani, da karabiber mi görüyorsunuz? Ben anlamadım. Hayır. Yani şöyle kestiğimde hayatım. Evet. Bak nasıl en azın, geliyor. Görüyor musun? Suda haşladık ya zaten. Ama niye şun da gelmiyor? Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Şu kurumuş hamuru mu beşe verdiniz siz gerçekten? Hayır. Kurumuş ve ben oradan izliyorum. Bakın keserken gerçekten zorlandınız. Kuruduğu hayır. için. Hayır zorlanmadım hayatım. Ya hamuru bile sapsarı yani. Yumuşacık hamura, incecik hayır. hamura geldiniz. Burada biri bakar yapıştırdı. Mısın? Bakıyorum bakar ve mısın? Görüyorum. Evet. Pişmiş. Evet, ama içerisinde pişmiş. Su yok. Kabaklara bak, kabaklarınız doldu bu arada. Daha fazla ellemezsiniz. Bu sarı bir hamur kalmış. Yani çok iyi haşlayamamış. Tamam mı Züleyha? Ben burada mantıyı sana öğretmekle zaman harcamak istemiyorum. Senin orada hamurundan bile anlaman gerekiyordu. Kalın bir hamur açmış. Damla bir saniye şey bir şey söyleyeceğim. Damla yemeğini çok zor yetiştirdin. Acaba suya atıp delindiği için içine su çekmiş ve içinde su kalmış olabilir yok, mi? Yok delik değil. Kestiğinde delik yok. Yani kapattığın yerleri belki de kapatamamışsındır. İçi su çekmiştir. Bilemezsin bunu. Çünkü tencerenin içinde sen yoktun sonuçta. Ne yapsaydım? Mantıyla birlikte tencereye mi girseydin? Yani yapabilirdin Damla. Bence. Zeynep'i de bulduysan kim tutar seni? Bilemeyeceğim. Tutalım tabağın kenarlarından. Ya Zeynep ya da yeni gelinim Özge. Olabilir. Haydi bakalım bulalım. Olabilir. Kararsız kaldığın bir tabaktı şu bir verdiğin. Aslında çok da kötü yorumlar yapmamışsın. Evet. 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 Zeynep çıkarsa bayağı üzüleceğiz. Hazır mıyız? Olabilir. Zeynep mi Özge mi? İlk kayınvalidemin puanı kime gidiyor? Kaldır görelim. Özge! Oo. Olabilir. Ya. Bak gördün mü? Zeynep değil. Gördük. Olabilir ne demek? Afiyet ya, olsun. Olabilir. Yani o kadar güzel yorum yaptın ki tabağıma. Bak diyorsun ki bak sosunda evet. çok güzel bir lezzet var. Güzel evet, olmuş. Çok güzel olmuş. Onun çiğ olması imkansız. İlk önce ben pişirdim ya herkesten evet. önce. Hiç kimse yetiştiremedi. Gerçekten. Onun neresi pembe? İşte bir tık içi pembeydi. Hiç değil. Yani. Ay kayınvaliden beni bugün var ya inanılmaz şaşırttı. Bir nedir ya? Benim en acemi halim bile bir alamaz. Suda pişti o. Kızarmadı ki. Bileyim yani şu doğru. dolma gibi şeye nasıl verdim? Baksana İzmir köfte oldu bu. Ama gerçekten o güzeldi. Ama baksana gerçekten İzmir köfte. Hiç mantıya benziyor mu bu? Bildiğin sıkma İzmir köfte gibi olmamış mı?
Ay Zülüs, sana inanamıyorum. Yapacak bir şey ya, yok hayatım. Bir şey söyleyeceğim. Demin yani ben bunu beğendim. Şunu evet gerçekten sosu falan her şeyi çok güzeldi. Neden Mira'ya yaptığını bana yapıyorsun? Mira'ya yaptığımı yapmıyorum. Ya Mira'ya yaptığını ya yapıyorsun. Mira'ya hep bir ver. Hayatım. Bir beş beş, beş bir bir evet, bir yapmıştım. Evet evet evet. Ama ya hep ilk ya günümüz hiç. Yani hani kazanmak istiyoruz. Evet. Beraber geldik. Evet haklısın. Yapacak bir şey yok hayatım. Ya ayakların yere basmıyor ya, burada hava atmaktan, şov yapmaktan hamur açamamış olabilirsin. Hiç öyle bir hevesim hani yok ama beni öyle görüyorsan bu beni yüceltir. Yok bak. Züleyha abla, öyle bir havayla geldiniz ki yani ben de bir şey zannettim. Gelir gelmez hem beni hem gelinizi yaktınız. Evet. Hani şey diyorsun ya, ilk ben bitirdim, herkesten önce bitirdim, 20. dakikada bitirdim. Hamur açmaya vakit harcasaydın, keşke de aynı anda bitirseydik. Hamur açmaya fazlasıyla zaman ayırdım çünkü benimkisi gayet ince ve şekli gayet güzel. Evet. Niye bir problem var? Ben puan aldık farkında. Ben onun heyecanına veriyorum ama bu seferlik heyecanına veriyorum. Evet. Söylemek istiyorum bunu da. Yani şu... Bak tadını aldım. Bak baharatın tadı var. Evet. Ben senin sosu nasıl sevdiğini de gayet iyi biliyorum. Evet. Aslında sen beni tık diye sostan bulman lazım. Buldum aslında. Gerçekten ama çok şaşırttım. Sonradan işte. Zeynep sen demin şu 5 verdiği tabağı savunuyordun. Ne oldu? Hı. Hayatım. 5 verdiğim tabağı hayır. Savunmuyordum. Kayınvalidemi yaptı. Kuru değil diyordum. Oradan bakınca böyle çok da biliyormuş gibi kuru değil bu diyordum. Gayet güzel diyordum. Ne ben oldu? Ben kuruyla ilgili bir şey söylemedim. Senin tabağının su çekme meselesini anlatıyordum. Nereden biliyorsun? Tattın mı? Kayınvalidem tattın söyledi. Tattın arkadaşım? Yani buraya yine yemekten anlamayan bir kayınvalide geldi. Maalesef ki. Bence burada şu an maalesef. Yemekten hiçbir şekilde anlamayan bir gelin 5 aldı. Yine söylüyorum. Senin kayınvaliden ne yaptın? Yani temizlik yapmaya ya da bizi kontrol etmeye geleceğine keşke hamurumla ilgilenseydin. Şey soracağım, o 5'i kimden aldı şu an? Kayınvalidemden tamam. Aldı. Tamam. Kim anlamıyor oluyor bu süreçte yani, peki? Yani Özge'nin yemek yapmaktan anlamadığını düşünüyorum. Çünkü İzmir köfte yaptı. Tamam. Diğerine kayınvalidem de kesinlikle heyecanla ona puan verdiğini evet. Düşünüyorum. Ama hiç heyecanlı durmuyordu 5 bir bir yaparken. Ben heyecan yok. Heyecanlı olduğuna. Gayet de emin de endişeli bu dedi. Gereken biri varsa o benim çünkü bana da bir verdi. Müsaade ederseniz ben de eleştirmek istiyorum. Evet. Normalde çok beğendiği bir tabağa bir vermesi özellikle daha önce yaptığın şeyi tekrarlaman yani takdiri sana bırakıyorum. Yani sosunu falan gerçekten neden bir o zaman? Sanki, eğer riski, bak, eğer risk görüyorsan, beğendiysen niye bir evet, veriyorsun ki? Çok beğendim. 4 ver. En azından 4 ver yani. Hayatım çok heyecanlıyım. Yani 4 sene önce gelmişim. Çok heyecanlıyım. Titriyordum. Nursel Hanım'a sorabilirsin. Evet, gerçekten seni titriyordum. Ama... Ya ilk defa çıkıyorum. Ya ilk günüm. Tamam. Bir dahakine artık affettireceğim seni. Bekliyorum canım. Yani evet. Daha ilk günden Beyhan teyze bu şekilde böyle mumla arayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben de kayınvalidem gibi havar havar böyle ağıt yakacağım artık. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10! Bilezikler için kolumda... Çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Abla! Devam anneciğim, devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerimde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Sıradaki kayınvalidem çok dertli, çok. Rabia Sultanım. Geçmedi mi başın? Acık daha var. Acık daha mı var? Hı. Ne yapacağız? İlaç milaç içtin mi? Neyse içtim bugünlük böyle. Aklıyım da. Oo, Beyhan'ın aşkını görüyor musunuz yataklara? Sen de Beyhan diyorsun. Yeşim de var. Ay Yeşim'e de İkisi tabii canım. İkisi bir. Bir şansımız olsa, sadece birini getirecek olsak hangisini istersin? Yeşim. Yapma ya. Beyhan'ı istemiyorsun. Ya indi değil hadi yaşlandı hani. Bir şansın duydu vereyim Beyhan ya. Duydu Beyhan seni şu anda. Aman ne olacak? Bilmiyorum. Bacı beni tuzağa düşürüyorsun kıyım. Aç bakalım şekerim. Hmm.
Bu çok güzel olmuş, ince olmuş. Duruşunu, tadını, tuzunu beğendim. Zaten ikinci lokmayı kolay kolay yemezsin sen. Aynen, beğendim bunu. Evet, görüyorum. Sosu da galiba beğendin. Aynen, sosu da beğendim. Her şey güzel şu an. Afiyet olsun. Yine de bunlara baktıktan sonra puanlama yapılır. Olduğu gibi salça hiç kavrulmamış şeyle duruyor. Hiç tadı, tuzu, hiçbir şeyi yok. Ben hiç lezzet alamadım. Hamur çok cıvık olmuş, bir de katı olmuş. Kavuşturamamış. Her yeri kalın. Hem cıvık hem katı nasıl olmuş? Kalın olmuş, katı derken. Hamur yazılması. Cıvıklığı ne? Cıvıklığı da haşlamasının cıvıklığı. Çok haşlanmış. Tamam. Yani lezzetli olmamış, sosunu hiç beğenmedim. Hamur kalın olmuş dedin değil mi? Hamur kalın olmuş. Güzel katlayamamış bak bak. Et tadı geliyor. Geçelim üçüncü tabağına. Yok. Bu da olduğu gibi hiç hamuru yoğurmamış. Un, su. Bunun da hiç kavurmamış şeyini, lezzeti hiç yok, salça sosunu tadı. Sosunu mu kavurmamış? Evet, hiç kavurup da şeyle, yağına kavurmamış ya da şeyini kavurmamış işte. Rengi nasıl olmuş öyle? Rengi hiç güzel değil. Bunu da hiç beğenmedim, bu da çok kalın. Şuna bak, ekmek gibi. Sadece ekmeğine benziyor. Şuna bak, şuna bak. Asla tadı yok. Son taban. Bunu da hiç beğenmedim. Sadece sosu iyi, tadı, lezzeti. Bunun da hamurları insanın dişine sarıyor. Yani nasıl hamursa yoğurulmamış, pişmiyor. Şey olmamış, yani lezzet olmamış. Nasıl anlatayım ki size? Bunu da hiç beğenmedim. Güzel haşlanmamış, güzel yoğurulmamış. Güzel taş haşlanmadığı gibi, için mi dişine sarıyor evet, diyorsun? Evet, yok bir daha yoğuruşundan. Yoğurup hamur kendini bırakmıyor, dişine sarıyor. Olduğu gibi un tadı geliyor. Yani salça sadece şeyi güzel, sosu güzel bunun da. Görünüşünü de beğendim. Görünüşü iyi, salçası beğendim. İyi ama asla bu köfte değil yani. Buldun mu Damla'yı? Buldum Damla'yı. Yapma ya. Evet. Aa, hadi söyle bunun bakalım. Bunun kurban olsun lan. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Beş. Üçüncü tabak bir puan, ikinci tabak bir puan, birinci tabak 5 puan. Buldun ha? Buldum aşkım. O zaman ben rahat rahat açayım. 3 tane aynen. Birimiz var. Haftanın ilk günü olacak iş mi? Çünkü bunları Damla yapmaz yani. Gel şu ekmek yapanı ekmek açalım. Ekmek bu neydi? Acık yazsan ne oluyor? Yoğur, yaz. Acık biraz uğraş yani. Şimdi dersin arkanı. Pis severek yapmamış. Arkanı döndüğünde tamam. Söylersin. Bakalım kim bu gelin? Tamam. Birisi mantı değil de ekmek yapmış. Aynen ya. Yanlış kalın, anlamış sacakma, olayı. Sacakma. Aç bakalım kim? Seda. Sacakma. Sacak mı? Evet. Bazlama. Kalın o neydi? Bazlama öyle mi oluyor? Evet. Bazlama. Aynı o gibi o tarz yani. Şimdi artık kıdemlisin ya sen burada. Ha. Benim tabaklarımı da az çok biliyorsun yani. Evet, benim tabaklarımın anıyorum. Lezzetini tamam. Kaç kere beğenip de Damla yerine bana 5 vermişliğim var. Aman. Ama işte şekilli bir şey olduğu zaman benim şekilde zorlandığımı bildiğin şekil için değil tık anne. Diye buldun ya. Değil mi tabağımı? Şekil değil de hamur da kalın yazarken kalın yazmışım. Hamur nasıl aralarına dürmemişsin yok yok. Düremedim evet anlıyorum şekilini yapamadım zaten onu da hemfikiriz. Ama yani lezzet aramadın tabağımı zaten ya, sen tabağın şeyini kaldırır kaldırmaz. Aa yok diye içinden zaten anlıyorsun onun evet, Damla'nın olup olmadığını. Aynen. Rabia abla hiç ağıt falan yakma ya. Tabağıma bir vererek beni yaktın zaten. Bak şimdi söyleyince Seda fark ettim. Buranın komutanı sensin artık. Öyle mi oldu? En tecrübeli aa. Sensin. Aa duy da inanma. Seda'dan eskisin, Özge'den eskisin, Zeynep'ten eskisin. Onlar bile. Eskiden öyleymiş. Aynen yeşim gibi oldu. Aman yeşim gibi oldu. Çağır. Gel. Komutanım, ikinci birin burada. Sahibini bulalım. Ne
bir tek sosunu beğendik, hamur, acımadık ve bir verdik. Yoğrulması hiç yoğrulmamıştı, dişine sarıyor. Hamur, hamur, un, su. Kaldır bakalım. Zeynep, evet, yeni gelinimiz. Merhaba bu arada. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Tabağımın şeklini öncelikle beğendiniz, sosunu da beğendiniz. Teşekkür ederim. Dişe sarma diye bir şeyi algılayamadım. Şöyle ki, anlatmak istiyorum izin verirseniz. Hamurumu ilk önce ben pişirdiğim için biraz daha soğumuş olabilir. O yüzden mi dişinize sardı, onu da algılayamadım. İnceliği güzeldi, pişmesi de güzeldi. Ama siz anladığım kadarıyla uzun zamandan beri böyle bir taktik uyguluyorsunuz. Gelinizi bulduğunuzu düşünerek diğerlerinin tadına bile bakmıyorsunuz. Zaten geliniz de söyledi. Ya siz tadına baka gelmedin mi? Ezbere bir şey yapıyorsunuz galiba. Geliniz aynı yorum yaptı sizinle ilgili. Hayır, öyle değil. Yani nasıl hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü gayet ince açılmış, güzel katlanmış ve piştiğini düşünüyorum. Bak hamur şey... Zeynep Hanım. Zeynep Hanımcığım. İdare edin. Yani, ben birkaç gün yeşim de diyebilirsiniz bana. Tamam. Anlıyorum. Yok yeşim diyorsun. Peleci yoruyorsun ya, o yoğurma kısmını gerçekten bayağı yoğuracaksın ki. Şöyle söyleyeyim. Unsu tadı gidiyor, bayağı çok yoğuracaksın hamur. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk defa mantı yapmıyorum. Daha önce defalarca hamur yoğurmuşluğum var. Zaten üzgünüm, ağladım. 3 gündür ben yanıyorum, ağlıyorum. Ne kadar sürer bu acınız ben, acaba? Yani belki yarın geçer, belki bir gün ya, ne bileyim ya. Aa, yandık biz. Sen mi yandın acaba, ben mi yandım? Yani umarım sen de yanmışsın. Ben ne yapacağım, ben mi bilmiyorum ya. Yeşim ve Beyhan teyze, ne olur geri gelin. Rabia abla, hiç ağıt yakıp da bahane uydurma. Benim o güzel tabağıma 1 puan verdin, bir de böyle geçiştiriyorsun. Gel ben seni teselli edeyim. Aşkım, bir zaman da sana ağlarım. Bana mı ağlarsın? Ayrılırsın. Bana ağlama. Bana sevin. Gel. Ay Rabia abla, güldürdün beni ya. Gerçekten. Gelinimi buldum diyor. Herkes çok rahat olsun çünkü gelinini bulmuş. Ya Özge ya Damla önündeki tabak. Çünkü Damla onlar yapmaz. Eğer yaptıysa ben ona üstlenirim. Şunu hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. En yormamış. Beğenmediği tabak en bu. En çirkin, en beğenmediğim. Açıyorum. Açıyorum hadi anam. Açıyorum. Açtım. Özge! Al işte ya. Ya al işte gel, ya. Al işte bak, etme, sen orada İzmir köfteye puan verdin. Sen orada İzmir köfteye puan verdin. Gel. Allah aşkına ya. Gel ne bu ne? Allah aşkına ya. Asla adadı yok. Şuna bak, şuna. Şuna bak, şuna bak. Ya kız bile bak. Burada yapamadım diye bas bağırdı. Allah nasıl yapamıyor Damla? Ona bak, buna bak. Bir bak anneciğim, bir bak. Anne bunun mu hamuru ince? Evet, bunun mu? Hemen açar mısın buna hemen? Bak, şuna bak. Bunun hamuru mu kalın? Evet kalın. Bunun hamuru mu kalın? Diyorum. Evet anneciğim. Sen şaka mısın ya? Şaka değilim, beğenmedim. Rabia teyzeciğim. Ya Allah aşkına Rabia ya. Bak, Allah aşkına ya. Normalde bu mesela bu yuvarlak ya, bu köfte gibi duruyor. Yuvarlak değil normalde, ki. Normalde öyle olmaması bizmiş, gerekiyor. Bak olması gereken katlama. Bak bu bile olmuş. Lavaş gibi dediğin şekli olmuş. Tamam. Bak bunun da katlama şekli olmuş. Ya bak ben bunun da olmuş. Annemisi şekilde değil. Allah'ım delireceğim ya. Ya delireceğim gerçekten. Delireceğim artık ya. Asıl ben delireceğim. Sen beni şaşırtıyorsun. Ya sen gidip orada Allah'ım en şekli olmayana gidip nasıl 5 puanı veriyorsun ya? Şekli değil. Bak şekli. Sen de şekile demiyorum. Hamur ince. İçi ince, lezzeti ince. Ya anne neyi ince? Ya nasıl ince olabilir şekli? Doğru olmayan bir tabak. Allah Damla, aşkına. Damla o zopa abi işte. Onları hiç beğenmedim zopa. Ya bakın şu an ne oldu yapalım biliyor musunuz? 3 doğru tabak vardı. Bir tek kişi yanlış yaptı. Onu doğru bildiler. Ben bir şey diğerleri yanlış ben zannettiler. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Rabia teyze, acın var, seni çok iyi anlıyorum. Bir şey de aslında çok da söyleyeyim yok ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada 4 tabak var. Bu 4 tabaktan ikisi inanılmaz kalın. Gelininin ve benimkisi daha yakın birbirine. Doğruyu söylemek gerekirse. Sen de az çok bak aynı fikirde misin bilmiyorum ama ben gördüğümü söylüyorum. 5 verdiği tabak çok kalın zaten. Aşırı kalın. Kalın. Eda'nınki de çok kalın. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl ince dedim ben hayret ediyorum yani. Bak şimdi. Demedi. Gelirsin 4 tabak söylemedim vardır tamam mı? Üçünün şekli birbirine yakınsa eğer diğeri yanlıştır. Aynen. Sen gidiyorsun yanlışa veriyorsun. Bunlar yanlış diyorsun. Aynen öyle. Ya, anne bir, ya bir kendine gel. Bırak şu işimle beni. İnce. Tamam boğunduğunu bahane ettin. Sen bahane ettin şu an. Ben bahane etmedim. Ben iyiye vermiyorum muyum? Her gün bir bahanem var ya. Her gün bir bahanem var ya. Bir şey söyleyeceğim. Beyhan ablanın maketi vardı ya. Keşke onu şuraya getirsek de. Belki o buradaymış gibi hani. Motivasyonun yüksek. Ya ben gideyim buradan. Yeşim gelsin ya. Yeşimle yarış sen burada tamam mı? Yeşimle yarış. Daha mutlu olacaksın sen. Rabia teyzeciğim.
Yine söylüyorum, acın çok büyük, anlıyorum seni ama yani aslında baktığında, bak benimkini açtığında, aa bak bunun şekli çok güzel dedin. Sosumu çok beğendin. Hamuru güzel değil, hamuru tadı kadar. Dişine sarıyor ablacığım, ya. Ablacığım bak. Her ben, şey bir çeşitten değil ki. Rabia ablacığım, ben senin gelinlerini yaşa kadar hamur açtım. Anlatabiliyor muyum seni? Hı. Sence benim onu yoğurmama ihtimalim olabilir mi? Hemen şeyle karmışsın, getirmişsin onu bize. Dinlendirdim bile. O kadar hızlı açtım ki. Yani o kadar hızlı yoğurdum ve hazırladım ki. O hamurum benim dinlendi bile. Tamam, ben öyle biliyorum. Ve benimki en ince olan ve şekli en düzgün olandı. Aslında yani düşünüyorum, siz haftalardır buradasınız. Kendi gelinini de çok kolay bulabilirdin. Çünkü baktığında şekil olarak en düzgün benimki. Tecrübeli olarak beni eleyebilirdin orada. Neyse, iki günde birbirinize düşürdüğüme göre size ücretsiz birer tane terapi hediye ediyorum. Çok teşekkür yapacak ederim. Yapacak bir şey yok. Yani hepinizin ihtiyacı var gibi duruyor. Burada birbirinize yani yemeye gerek yok. Lezzeti var. Puanımı alıyorum, yapıyorum. İnşallah çeyreği de alırım. Geldiğim gibi zaten burayı da birbirine karıştırdığıma göre. Ben istiyorum, biliyor musun? Yani hiçbir şey hediye etmene gerek yok. En yakın zamanda sana hamur yoğurma makinesi ve şekillendirme makinesi alacağım. Yani bu benim hoşuma gider, biliyor musun? İhtiyacım var hayatım. Zaten var yani hamur yoğurma makinem. O yüzden belki şekilsiz oluyor. Olmuş olabilir ama lezzetinde bir problem yokmuş bence. Özge, bence senin de terapiye ihtiyacın var. Çünkü yapamadığın bir şeyi yapıyormuş gibi savunuyor olmak da bir problemdir benim için en azından. Yani doğru söylüyorsun. Yani yapamadığım halde 5 alıyorsam eğer, yaparsam siz düşünün diyorum. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Bravo! Devam anneciğim, devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Üçüncü kayınvalidem oldu bile. Haftanın ilk günü Semra Sultanım. Buyur. Çok havalı bir giriş yaptı hayatımıza. İlk geldiği gün tak 5'i verdin. Hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Pişmesini beğenmedim yani. Salçayı biraz daha pişirmesi gerekirdi bana göre. Tamam. Hamuru fena değil ama içi pişmemiş gibi geldi. Kapama şeklini? Beğenmedim. İkinci tabağın. Her tarafına eşit yayamamış. Hamurun içine kıymasını. Soğanı da çok şey kalmış. Yani neredeyse sasımış yani. Soğanını da beğenmedim yani. Güzel olmamış soğanı. Ne olmuş? Çok belirgin böyle şey. Hmm. Hani salata yaparsın bir akşama kadar bekler ya. İşte o soğan var bunun içinde. Yok, piyazlık. Piyazlık gibi, evet. Aynen o tat duruyor gerçekten. Peki. Tadına baktım hiç. Yani yok. Öğrensinler bunu. Korkunç yani. Geçelim. Üçüncü tabağın şekerim. Baharatların tadını bile alamadım. Şeyden, soğan tadından. Tamam. Yani şunları tattıktan sonra şu güzel geldi. Yapma ya. Vallahi yani bu da çok beğendiğim. Ben iyi mantı yaparım. O yüzden ben de bununla da beğenmedim ama. Eminim sizin mantınız gibi olmaz. Bir sayar mısın nelerini bunlara göre daha çok beğendin? Yani hamurunu kapatmış ama az hamur şey koymuş. İçine etini az koymuş. Niye hepsi böyle az koymuş ki? Bunun soğan tadı gibi yok. Hı. Daha güzel geldi bana. İç harcı öyle mi? İç harcı, evet. Ama iç harcı da fakir yani. Sosları hiç yorum yapmıyorsun.
Sosları hiçbirinde beğenmedim. Ne diyeyim şimdi? Tamam. Eğer salça koyuyorsan biraz çok pişireceksin. Son tabağın. Ay, bugün ay. Formundasın, beğenmeme formundasın. Ay yani gerçekten yani kim tatsa beğenmezdi. Diğer anneler beğendiler mi bilmiyorum kayınvalideler ama... Görüntü olarak bu biraz daha iyi gibi. Bunun içini beğendim. Hamurunu beğenmedim. Şeklini de beğendim. Sosu? Sosunun tadını alamadım şeyin yanında ama sosu da güzel. Fena değil yani. Körlerin bol olduğu yerde şaşılar padişah olur gibi oldu. Aa, nasıl bir sözmüş o. Semra'cığım, bugün başka bir kayınvalide gelmiş. Çok iyisin. Bayağı 40 yıldır tadım yapıyor gibisin. Güldük, eğlendik. Şimdi gelelim fasulyelerin faydalarına. Şimdi vereceğim puanlar değil mi? Şimdi puanlarını veriyorsun. Üçüncü kayınvalidesine artık puanlar şekilleniyor. Buna bir. İkinci tabak 1 puan. Buna da 1 veriyorum. Birinci tabak 1 puan. İkiye de 1. Evet. Bununla bunun arasında kaldım. Şunun hamurunu beğenmedim. Buna 3 vereyim. Dördüncü tabak 3. Geriye de üçüncü tabak 5 puan. 5, evet. Yüzleşelim puanlarla. Şu ikinci tabağın başına geç lütfen. Kayınvalidemiz bugün formunda. Bakalım gelinini buldu mu? Nasıl yaptık böyle suratımızı buruştura buruştura? Bunu hiç beğenmedik. Hiç beğenmedik. Aç bakalım. Umarım gelinimin çıkmaz. Aç bakalım. Seda. Semra abla afiyet olsun. Yani olmasın ederim. Da artık nezaketen olsun yani. Ama gerçekten korkunçtu yani. Korkunç. Yani şurada bizim 50 dakika boyunca uğraşıp çıkardığımız bir yemeğe korkunç derken hiç mi böyle acaba da kalmıyorsunuz? Gerçekler acıdır. Hiç acaba da kalmıyorum yani konuşurken. Acı gerçekleri o zaman gelinizin tabağı açıldığında da bir kez daha hatırlamış olursunuz diye umut ediyorum. Yani ne yorum yaptığınızı da unuttunuz, neyi yediğinizi de unuttunuz, sosa bakmayı unuttunuz. Üçüncü tabakta hatırlatınca aklınıza geldi. Yani nasıl bir tadım yaptınız, ne siz anladınız, ne ben anladım. Gerçekten şurada yani kayınvalidelere tabakta bakın şu var, bir de bu var, bir de şu var diye anlatmaktan o kadar yoruldum ki. Yani daha bir ay oldu geleli ama yoruldum yani. Sen beğendin mi? Bak görüyorsun. Evet ben beğendim, yedim de tadı da gayet güzeldi. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi şefin verdiği bir şekil var ya, evet benim bazıları daha büyük olmuştu ama şimdi doğru şekil bu oluyor ya. Şurada bir tane şey var, İzmir köfte. Ona dediniz ki bunun şekli daha güzel. Allah'tan ki 5 vermediniz, tadını beğenmediniz. Neresi bomboş? Bak kenarları hep bomboş, gördün mü? Bir tanesini açtım. Evet, ben de bir tanesini açtım. Hepsine eşit mesafede koymamışsınız. Bakın burası boş, burası suya boş. Suya girince şişiyor ya hani. Ay ne hikmetse yok. Benim açtıklarımda kıyma çıktı. Sizin açtıklarınızda benim çıkmadı. Benim açtığımda hiç kıyma çıkmadı. Şansa bakar mısın ya? Hep benim ay. Bu... Ama zaten kör soğan kokusunda... Görüyor musun? Seda evet. Bu kadar büyük yapıp peki içine o kadar az kıyma koymayı nasıl becerdin? Tamam hani bir ölçü verildi de bize. Seninkisi bizimkilerden daha büyük olmasına rağmen... O tabaktakiler sizinkilerden çok mu büyük? Evet bayağı iri seninkisi. O zaman bayağı Zeynep'e iri. Benden gözlük. Gözlük mü? Aynen. Yani diğer kayınvalidelerin yorumuna bakarsan zaten... Şimdi o tabaktakiler büyük, ben kabul ettim zaten ama o tabaktakiler gayet yakın. O zaman bence sen kendine biraz daha düşünce gücü yükle. Hmm. Çünkü kendin söylüyorsun benimkiler onlarınkine daha göre daha büyük diye. Ben diğer büyük dediğim zaman bana öyle. Gözlük öneriyorsun. Seni tebrik ederim. Semra teyze bence güzel bir yorumlama yaptın. Ben seni ilk defa görüyorum. İlk defa tanışıyorum bu arada. Merhaba, memnun oldum. Güzel bir yorumlama yaptığını düşünüyorum açıkçası. Umarım iyi bir puan olarak bana geri dönmüş olur diye düşünüyorum. Gel şekerim. Bunu fena değil. Güzel yorumlar yaptın buna. Kıyıp da bir de vermedin. Hakkını da yemedin. Tut lütfen kenarlarından. 3 puan. Fena değil şu birlerin arasında. Hamurunu beğenmemiştim bunu. Evet aşkım. Hamurunu sert bulsak da iç harcı ve sosuyla bizi tavladı. Üçü de kaptı. Aç şekerim. Özge. Yani gerçekten sana inanmak elde değil.
şaşı dedin, padişah dedin burada. Geldin, en beğendiğin tabağı da 3 verdin. Hamurunu beğendim. Yani bir tam de mesele değil ama sen dedin ki bilmem neyin olduğu yerde padişah olur dedin. Gerçekten ben 2 kayınvalideden 5 aldım biliyor musun? Hmm. Yanlışlıkla. Sonuç olarak aldım yani. Nasıl gelmedi? Ama gerçekten şaka gibi. Dedin ki ama hani görüntüsünü beğendim, ya, hamurunu beğendim. Ama tamam da yani diyorsun ki padişah, şaşı diyorsun, geldin 3 verdin. Ya şaşı padişah ben mi oluyorum şu an? Gerçekten bu mu benim? Yani en güzel yorumları buna yapıp keşke gittin buna 5 verdin. Hayır. Kim olduğunu bilmiyorum ama gerçekten yanlış yaptın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şu an söyleyemezsin, rica ediyorum. Çünkü ben puan aldım. Sen tabağın açılmadı. Bir sıranı bekle de. Yani bu gerçekten yanlış oldu biliyor musun? Ben sıramı zevkle bekliyorum. O yüzden seni duymuyorum. Yani ben duyacağım. İlk günün verdiği şeyle bana geldin 5 verdin. Şimdi az buçuk dedin ki padişah, şaşı dedin. Teşekkür ederim şaşılığım için. Valla burada şaşı olan padişah mı, siz mi anlayamadım. Çünkü şekilden bile anlayamadınız ya bir mantığı. Bir şey söylemek istiyorum. Ben tarihi çok iyi bilirim. Geldim buraya dedin ya işte, yok körlerin çok olduğu yerde şaşılar padişah olur. Bizim tarihimizde şaşı padişah yok. İstediğin kadar araştırabilirsin. Bundan sonra yok, da olmayacak. Yok, bir deyimdir yani. Padişahlarla ilgili söylenmemiştir zaten. Tamam, ben de sana deyim olarak orada diyorum ki bundan sonra da burada şaşı padişah olmayacak. Yani bilmiyor, öğrenecek. Umarım anlamını öğrenirsin çünkü yanlış bir yorum yaptığını düşünüyorum şu an. Hadi devam edelim. Gelinimizi kaçırmışız şekerim, görüyor musun? Yani. Şimdi biraz bir daha hamur yumuşak, biraz daha pişmiş olsaydı. Sen ona derdim. İyice anlat onu. Şunu tut şekerim kenarlarından. Rakiplerin en sevdiği oldu. Rakipten 5 puan geliyor. Neymiş, bir özlü söz söyledin şaşıların? Körlerin bol olduğu yerde şaşılar padişah olur. Kaldır görelim. Zeynep! Paketliğimi aldım. Sesim geliyor mu acaba Özge sana? Bak kayınvalideni beğendirdim ya hani. Teşekkür ederim Semra teyze. Yani senin kayınvaliden ben, gibi. Ben konuşacağım. Benim yorumum bana ya, sordun, bana sordun ya duydun mu diye. Duyduğuma cevap veriyorum şu an. Diyeceksin. Semra teyze, teşekkür ederim. Eline sağlık. Doğru yorum yapmışsın, sağ olasın. Yok ama mutlusun. Örnek al tatlım. Örnek al lütfen. Evet. Yani Semra teyze, konuşman beni sıksa da gerçekten çok güzel bir puanlama yaptın. Teşekkür ederim. Ben gerçekten burada boşuna uğraşıyorum ya. Bence de. Ben burada gerçekten boşuna uğraşıyorum. Ben bir saat onun şeklini vermek için uğraşırken benim tabağımın şekli beğenilmeyip yapılamayan tabak beğeniliyor ya. Ben burada kendime gerçekten acıyorum. Acıyorum ya. Ya ben niye yapıyorum ki gerçekten? Kıyması pişmemiş diyorsunuz. Kıyması pişmemiş mi? Gerçekten kıyması pişmemiş mi? Semra teyze, biz buraya boşuna geç koymuyoruz damla, burada. Hatırlıyor musun? Yetiştiremedin yani. Geç attın suya. Yok, pişmemesi gayet normal. Geç atmadım ben. Sen hiç orada hamurunu yoğuramamayla uğraşırken. Pardon. Niçin gösteremedin kameraya? Çünkü kameraya pişmedi. Ben gördüm. Pembe. Ya ben kameraya göstermek için gitmedim ben. Emin olmak için gittim. Zaten için. Eminim. Zaten eminim. O zaman sizin gelinizde yoğuramamış hamuru. Geçmiş olsun kayınvalidelerim, gelinlerim. Günün kritiğini yapalım. Haftanın ilk kritiği olacak. Son noktada Müfide Sultanım'da. Yani benim bir elim 5 parmağını geçmeyecek akrabam var. Bu onun hesabında şu an. Kız ne yapacak böyle? Duracak mı yani? Bence çok çirkin. Altınlar kime takılmalı konusu yarışmacılar arasında mevzu çıkardı. Biliyorsunuz ki bana ince bir bileklik ve ince bir kolye takılmıştı. Keşke isteseymiş. Seda istese de ben yapmazdım ama. Acaba Müfide Hanım tekrar ayrılırlar diyemiş bir şey takmadı ona. Evet. Öyle mi? Olabilir. Hepsi birazdan gelinin mutfakta da. Herkese merhabalar. Haftanın ilk günü, salonumuza hoş geldiniz. Yepyeni yüzler var. Sağım başka, karşım başka. Gerçekten de çok merak ediyorum bu cumayı. Siz de burada olup burada yarışmak isterseniz www.kanalde.com.tr ya da 537-539-0537 0539 570 37 07.
Ah Beyhan abla, ah! Hayır diyeceğim, nereden yandan lan? Hadi konularımıza hızlı bir giriş yapalım. Aramıza bugün katılan Zeynep gelir gelmez nişan takılarıyla tartışma konusu olmuş. İnsan gözlerini alamıyor gerçekten. Bakalım. Nişanlım bana şöyle söyledi. Dedi ki, evlendiğimizde takı olarak ne istersin? Bana neyi layık görüyorsan onu al dedim. Bu arada bana düğünde takacakları takıları ben nişanda peşin olarak istedim arkadaşlar. Düğünde takılacak olan takı nişanda takılmaz ki, öyle şey mi olur? O ayrı, o ayrı. Düğüne ne kadar var sorma sayı? Düğüne 2 senemiz var. Çünkü benim eşimin eskiden kalma biraz borcu var. Bir şeyler almış, bir yerlere gitmiş, işte onu bunu yapmış, gezmiş, tozmuş falan. Onları kapatacaktı bana taktığı takılarla. Ben de dedim ki hayır, biz evlenene kadar bu borçlarını bitir. Çünkü biz evlendiğimizde belki bana söz verdiği takıları alamayacak. Ben nereden bileyim? Ben yüz görümlülüğü gördüm de nişanda peşin takıyı da ilk defa duyuyorum. Girerken kolunda kaç tane bilezik vardı? Çoğdu, çok. Boynundaki sadece akıtma kolye bile dünya paradır, evet, yani şimdi. Sanki kendimi önden garantiye alayım der gibi bir hava hissettim ben. Halacığım ben vereceğim, takacağım. Çünkü Zeynep böyle istiyor dedi. 2 yıl önceden neden yani? Bir de hiç mi takmamış diğer evliliklerinde altın? Altın özlemi mi varmış bu kadar? Altınlarla mı ikna etti Zeynep'i? Yani o olabilir, altınları olmasaydı olabilir, Zeynep demek ki kabul etmeyecekti. Bu da şuraya çıkıyor. Demek ki Zeynep kendini güvence altına almak istedi. Olabilir. Demek ki aşk yok yani. Yarın hastalansa sizin oğlunuz çantayı toplar kaçar. Nişanlısın sen. Evet. Yani gerçekten de bunu duymamıştık. Mantık evliliği değil tabii ki. Değil, değil mi? Şöyle yani, bana evlenme teklifi ettikten sonra nişan kararı alındı. Yani ben evet dedikten sonra nişan kararı alındı. Ben nereden bilirim ki bana ne kadar ne alacak? Daha önce bunun görüşmesi yapılmadı. Yani kayınvalidem de biliyor. Şöyle bir şey var. Bu benim ilk evliliğim değil. Evet. Dolayısıyla tabii ki ben mantıksal olarak ilerliyorum. Buna yalan söyleyemem. Daha tecrübeliyim. Tabii ki yani hani ben çok aşık oldum, bununla evleneceğim gibi bir evlilik yapamam. 2 sene çok uzun bir zaman yani. Uzun. Evet, bence kendini garantiye aldığını bence bir kere daha ispatladı. Kötü bir şey mi? Öyle bile olsa. Yani şöyle Nursel Hanımcığım, şimdi içeride kayınvalidesi de söyledi. Baştan konuştular. Ben bunları istiyorum demiş. Ama düğünde değil, nişanda istiyorum demiş. Zaten baştan bunu söylemesi bile bence yanlış. Yani bakarsanız hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Bu bir. Ama kendince mantıklı bir şey de söylüyor. Ama bir bence yanlış. Var diyor. Bence yanlış ama yani evlilik süresi çok uzun bir süreç. Hayatın insanlara ne getireceği belli olmaz. Yani o zaman ben de sorarım ki sen eş adayını ne hediye ettin bunun karşılığında, ne verdin diye sorarım yani. Sen ona ne aldın diyorsun. Evet, ben de onu sorarım. Ben de teyzeciğim şöyle. Ben ona hiçbir şey almadım. Neden? Şöyle yani bu evliliğe beni ikna eden kendisi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Özür diliyorum. Ben burada bitirdikten bir şey sonra devam edebilirsin. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. O zaman siz mantık evliliği yapmışsınız, evet, diyeceksiniz. Şöyle bu süreç, ben 7 aydır nişanlıyım. 6 aydır, 7. ayımızdayız. Bu süreç 1,5 yıldır var. Yani bu 1,5 yıldır bununla mücadele ediyor. Beni ikna etmeye çalışıyor bu duruma. Ben bana altın aldığı için ikna olmadım. Bana evlenme teklif ettikten sonra bana sordu ne istersin diye. Ben tabii borçlarını bildiğim için şöyle söyledi bana. Dedi ki benim borcum var. Borçlarımı kapatayım. Sonrasında sana alabileceklerimi alayım. Dedim ki sen evlenmeyi düşünüyorsan benimle bu borçlarını bir kere, hani ben evleneceğim eşimin borcunu niye ödeyeyim ki yani? Tatile mi gitmişsin, başkasıyla mı yemişsin, başkasıyla mı gezmişsin? Ben bu borçları ödemek zorunda değilim. Dolayısıyla eğer bana bir şey almak istiyorsan şimdi al o zaman dedim. Peki, çünkü ben senin borçlarını bitirdikten sonra bana, yani bana bir teminat, güvence veriyor sonuçta. Ben mantık evliliği yaptığım için bunu istemiyorum. Bana söz verdiği için bunu istiyorum. Züleyha yani, abla, nişanda takmış, düğünde takmış fark şey etmez. Sormadılar. Ya bana aslında sordu. Ben de uygun olmayacağını söyledim. Zeynep mi sordu? Hayır, Ali sordu. Ali sordu. Ya dedim ki oğlum hani hepsini birden takma. Ama parayı sever diyorsun içeride. Ama işte şöyle bir şey. Biz münasip dille hepsinin takılmayacağını söyledik. Ama o takmak istediğini söyledi. Daha da müdahale edemedik. Peki şey nasıl olacak? Satsan mesela.
daha evlenmeden. Şöyle, senin ya bunlar Nusel Hanım, şu an. Ya işte, bence öyle olmalı zaten. Yani bence düğünde takılan takıların hepsi, yani hani kıza bir hediye alınıyorsa o işte ver şunu alacağım, ver bunu alacağım olmamalı. Ama tabii ki hayat ne getireceği belli olmaz. Tabii ki sağlıkla ilgili bir sıkıntı olur. Başka bir şeye yatırım yapmak isteriz, tabii ki değerlendirilebilir. Ama benim ihtiyacım olup bozdurulacak bir durumda değilim. Varsa öyle bir şey, diyelim ki var, öyle bir durum oluştu. Tabii ki bilgisini veririm, söylerim, akıl alırım. Yani çünkü bunlar bana şu an emanet baktığınızda. Evet, evet. Yani ben bunları bana taksın da ben bunları alayım, işte bir araba alayım, ev al, öyle bir benim öyle bir düşüncem yok zaten. Sedacığım. Yani ben şok içerisinde dinliyorum Nursel Hanım. Biliyorsunuz ki bana ince bir bileklik ve ince bir kolye takılmıştı. Keşke isteseymişsin. Ben öyle. Yani Seda istese de ben yapmazdım ama. Ben zaten istemezdim. Sen rahat ince ol. Çünkü her şeyin bir vakti zamanı var. O zaman niye söz ya da nişan yapıyoruz? Direkt düğün yapardık. Şöyle, eşimin borçları var. Bana garanti edemiyor ileride ne alacağını dedi Zeynep. Hı hı. Şöyle, yani bence eşinin borçlarını kapatıp eli rahatladıktan sonra sana bir şeyler alması daha mantıklı olurdu. Hani mantık evliliği olduğunu kendi de kabul etti. Böyle bir şey daha mantıklı olurdu. Bunları alacağına borçlarını mı ödeseydi? Evet, borçlarını ödeseydi düğün zamanı bunları daha rahat alırdı. Belki daha fazlasını alırdı. Onu da geçtim. Şey diyorsun ya mesela, bana garanti edemiyor. O zaman sen bunları takmasaydın onunla evlenmeyecektin. Yine söylüyorum, bana evlenme teklif ettikten sonra sana bunları almak istiyorum dedi. Ama kayınvalide... Ben de dedim ki almak istiyorsan şimdi al. Çünkü ben yine söylüyorum, biz 2 yıl sonra evleneceğiz. Ve biz birbirimize evet dediğimizde, yani o bana böyle bir şey düşünüp teklif ettiyse... İnsanın ekonomik olarak da bir iyi durumda olması lazım değil mi evlilik için yani? Hani belli bir standartı olması lazım. Şöyle ki hani çünkü düğün yapmak masraflı şeyler. Kesinlikle mantık evliliği yani. Şey, size göre öyle. Mi? Evet, çünkü Ali aldı bilezikleri de mi Ali aldı? Hepsini aldı. 25 gramdan kaç tane var orada? Hepsini takmadım. Abla, doğruyu söylemek hepsini gerekirse. Takmadım. Evet. Oo, güzelmiş. Ay size ne ya, nişanlım takmış. Kayınvalidem razı bu durumdan. Size ne oluyor? Boynundaki akıtma çok pahalı mı? O zaten abla? Evet, o akıtma zaten dünya. Ne kadardır mesela, hiçbir fikrim yok. Yani bakayım bilir. Şöyle bir tekrar. Onun rahat bir 70-80'i vardır. Ne yapma ya? Hayır, 70-80 değil, daha fazla. 200 bin. Ben 200 bin. Şey 200 dedim 250, yani ben. 300 daha düşük yok, dedim. Bak, 200 bin civarı. Şöyle, ben zaten şu Bilerzyon kalınlığında Trabzon şey ettim 100 milyar. Hmm. Set olarak. Sen alır mıydın nasıl böyle alırdı, gelinin o önden istese? Garip geldi mi hayır, sana? Hayır, nişanda vermezdim. İstese düğünde giderim ama nişanda vermem. Nursel Hanım, bu da garip değil belki mi? Belki nişanda bozulacak nişan. Yani siz bozulacak düşüncesiyle vermiyorsanız evlenince de bozulabilir. Aa, Rabia Hanım hemen almış zaten geri. Değil mi? Evet. Altınları direkt geri almış. Onlar benim, ben taktım herkese. Topluyorum diye yani, alıyor. Almam diyor ama ben de zaten böyle bir şey istemem yani. Kesinlikle karşıyım böyle bir nişanda şey. Nişanda almam. Şöyle alayım. Allah daha çok versin. Ama bana göre yanlış ya. Bilmiyorum yanlış yani. Bir şey sorabilir miyim? Allah razı. Bak, eşi olacak bir şey söyleyeyim. Sana güvenmiyor yani. Sen bana bunları yap. Sen de yap git borçlarını diye öde. Pardon. Borçların bittikten şey sonra da düğünümüzü ne yaparız. Ne diye bir şey yok. Ne yap de diye bir şey yok. Hayır, siz dediniz ya. Ben istemedim. Dediniz ya. Ben istemedim. Hayır. Züleyha içeride demiş ki, az önce izledik ya. Evet. Zaten parayı sever dedi. Zeynep evet, öyle istemiş. Damat şey oğlunu böyle söyledi dedi. Şöyle hayır, istedim. O bana dedi ki sana bu kadar gram. İşte evet, şunu almak istiyorum, bunu almak istiyorum. Normalde evet, ben mesela bunu takmam. Bu benim tarzım olan bir şey değil. O dedi ki ben istiyorum alayım. Benim ki istiyorsan alabilirsin. Ha, öyle. Şöyle sorar mısınız? Evet. Mesela nişanda gelinlere, damat yani eşleri böyle bir hediye alsalardı. Ay yok canım, bana düğünde mi tak diyeceklerdi. Diyen var. Bak, evet, ben Özge söyledim. Aynen öyle. Söyle yani, Özge. Benim kabul etmedi. Öyle bir şeyim yoktu çünkü benim için nişan yani herkesin hayatı kendine ayrı ama hı hı, yani ne olur ne olmaz bu işler her törede, her yörede bence de böyledir. Nişanda bana evet takıldı bir şeyler ama ben bunları geri teslim ettim. Yani düğünde ne olur, tekrar mı taktılar evet, sana? Evet, düğünde tekrar taktılar. O da doğru neden değil. Hayır. Hani nişanda alıyorum, geri alacağım, düğünde tekrar takacağım. Ama şimdi bu da bak, doğru sen değil. Sen de kendi ağzına söyledin. Dedin ki bunlar emanet. Sonuçta hala bunlar benim değil ama diye bunlar, sen söyledin. Ama bunlar yani şöyle olmayacak. Ben bunları düğünde çıkarayım. Bana tabii tekrar canım, bunları ama takan sen gibi öyle bir şey var. Ama hayır, sen dedin ki düğünde takılan altınları, takılacak altınları şöyle şu an istedim bunu dedim. Bunu da mesela Zülüş şu an ilk defa duyacak ama bana düğünde daha da yapacağını
söyledi. Evet. Evet, yani evet. Sen şimdi bunları düğünde tekrar takmayacak mısın? Ben bunları düğünde takmayacağım. Hayır ben gelinlikte bunları niye takayım? Sosyal medyaya diyelim ki düğünden önce böyle nişanda peşin peşin takıları almak ister misiniz? Kesinlikle ya da kayınvalideler de cevap versin. Olur mu öyle şey diyen çok olacaktır. Hayır, kesinlikle bence. Herkes benim gibi saf değil belli ki. Geçtim konuyu. Konu düğün takılarından açılmışken Müfide kayınvalidem de yaptığı açıklamayla kayınvalidelerden oldukça tepki almış. Bakalım gelini Seda bu açıklamalara ne diyecek? Ne diyecek? Ya. Allah Allah. Ya. Şimdi biliyorsunuz benim 2-2,5 ay sonra düğünümüz olacak bizim. Bence damat tarafı damada taksın altınlarını, gelin tarafı geline taksın altınlarını. Bilezik de takacak olsalar benim sülalem daha geniş. Evet. Kimin ne takacağını biliyorum. Bilezik de takacak olsa oğlumun kurdelesine taksın tuttursunlar. Damada takılan damadın olsun. Yoksa gelin vermez geline, diyor. Ay verir mi kız? Geline takılan takılardan size ne? Oğluma takılan takılardan geline ne madem öyle? Müfide Hanım, cuma günü size söyledim. Siz hala oğlunuzla göbek bağınızı kesememişsiniz. Ay kesmedim de kesmiyorum da. Kime ne? Sizin geliniz şimdi bunu kabul etti mi gerçekten? Bu altınlar meselesi mi? Evet. Ben ona sormuyorum ki kabul etsin. Öyle bir şeyi de geline sormuyorum, sormam da. Ben yani ne diyorsam şimdiden o. Gelini yok sayıyorsunuz. Sen böyle boldan keseden atın kendine karar veriyorsun ya. Seda asla bunları kabul etmez, seninle de konuşmaz, eve de konmaz. İster konuşsun, ister konuşmasın. Önce desin ki ben ne yaptım da bu kadını bu hale getirdim. 5 seneden beri tanıyor. Benim kalbimin kırıklığı ne olacak? Gerçekten şeyi çok merak ettim ya. Gerçekten Fethican'ın boynuna kurdeleyi asıp bilezik mi taktırdın? Ben Fethican'ın boynuna diye değil ki, normalde damatla geline takılmıyor olan kurdele takmanın altında. Evliliği. Ha, bilezik oraya mı erkek takılıyor? Erkek tarafı ne erkeğe damada oraya takacak. Evet. Bilezikten erkek bahsediyorum. Ne takarsa. Ya. Gerçekten o ne düğünü takarsa. Yapıp bu rezilliği yaşatacak mısın bütün akrabalarına? Yani nasıl bu insanları yönlendireceksin? Anons mu yapacaksın? Erkek tarafı erkeğe taksın, kız tarafı kıza taksın. Olur, niye olmasın? Ne bileyim, nasıl bir anons yaptıracaksın? Niye olmasın ki? Ya ben zaten gelecek biliyorum. Orada anons yapmama gerek yok ki. Zaten yani kimin ne yapacağını bildiğim için önden söylerim zaten hepsi. Niye bunu geldin? Hoş geldin. Elimizden alacaksın. Her şeyi neden geline takılsın? Müfide teyze, siz niye mi alacaksınız peki oğlunuza takılan altınları? Ben ne yapacağım? Oğlum ne istiyor? O zaman size ne bundan? Tamam, oğlumla ben aynı eve gireceğim ya, bizim ya, olacak olsun, ya. Belki oğlum farklı bir şey ister. Yok çünkü farklı oraya da müdahale edeceksin. Ama şu an belki kendin ne şey çalıştın? Sen almayacaksan ne alaka? Ne? Akşam eve gidip birlikte sayacaklar bunları. Ama dur bakalım yani bir ne takıldığını ne edildiğini ben bir göreyim. Ondan sonra da oğlumla görüşürüm. Sen ya insanlar ne taktı onu mu kaçırmak istemiyorsun? Evet, görmek istiyorum. Öyle bir şey mi yani? Evet, görmek istiyorum ve oğluma takılmasını istiyorum. Bu nasıl geldi taraftan senin kulağına Semra abla? Yani sen gelini yok sayıyorsun diyorsun. Hayır, bu yok saymak değil ne bana göre. Hayır. Ama evet, geline mi soracağım? Geline ama neden sormuyorum onu Nursel Hanım? Düğünü benim ben düğünüm yapıyorum. Ya. Düğünü ben yapıyorum. Tamam, sen düğününü yap, kendin gelinliğini giyer buradaki gibi oynarsın Semra orada. Abla, ben öyle bir düğün istemiyorum. Altınların gelinin olması taraftarıyım normalde. Komple. Öyle zaten. Komple. Çünkü şey yani bence gelinin hakkı diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var, oğluna taktırabilir. Sebebine gelince, boşanma durumunda erkeğe takılan altınlar erkeğe veriliyor, kadına takılan altınlar kadına veriliyor. Hayır. Rastladım, onun, şahit oldum yani. Onun ama hiç öyle bir şey düşünmüyorlar, bayağı aşıklar yani. Ya tamam da niye hep ya, gelin oğlana takılınca ya aynı eve giriyoruz. Oğlun da bir, ben de olsan, bir. O düğünde konuk olsan Semra abla, böyle bir kayınvalide var, diyor ki oğlanın takılarını oğlana takın. Ne hissedersin, ne yaparsın, ayıplar mısın? Hiç ayıplamam. Ben de takarım. Evet, ben de takarım. Ay ben biraz garipseyebilirim. Neden ben aynı eve gitmem bile? Hani söylüyor ya, aynı eve giriyoruz, bir şey yapıyoruz beraber, ortak takılarımız diye. Madem öyle neden bu kadar dert ediyor? Çünkü sen göz koyduğun için. Anneciğim sen ne diyorsun? Bütün takılar bana takılacak. Hatta bana da takılmayacak. Bir keseye attıracağım hepsini.
Neden dert ediyor? Maymun yok saydığın için. Hayır. Ayaklısı yok. Keşke. Hayır. Çünkü sürekli kavga çıkıyor bu takım ile ilgili. Ay, savaş hiç çıkıyor neredeyse. Hiç bitmez bu takım mevzusu. Çünkü bitmiyor. Neden? İlla ki her şey gelinler, gelinler, gelinler. Gelin damat düğün kukla mı yani? Düğün gelin üzerine kurulmuş bir şey oğlum zaten. Oğlum da hani o düğün ya. Tamam. O zaman şöyle yapalım Nursel Hanım. Ben böyle bir şey kabul etsem dahi. Fethican kabul eder miymiş? Bir sorar mısınız? Eder mi? Eder niye etmesin? Fethican. Eder niye etmesin? Peki bu ne evliliği daha oluyor? Daha onunla konuşmadım. Daha onun fikrini almadım. Takı herhalde bu da. Bak ne diyorsun? Takı evliliği demek ki bu da. Yok zaten evliliği. Kendi tarafından gelenleri alacakmış ya. Yok yok Zeynep yani. Şöyle mesela tamam hani para takarlar oğlunuza, altın takarlar oğlunuza. Siz bileziklerin sayısını mı öğrenmeye çalışıyorsunuz? Evet. Kimin ne takacağını öğrenmeye çalışıyorum. Video çekiliyor. Benim tarafımdan ne geldiğini. Hı, anladım. Takı evliliği olmuyor yine bu. Yine takı evliliği olsaydı. Takı evliliği olmasa şöyle olurdu. Nişanda garanti almaya çalışırdı kendine. Ben nişanda bana bu kadar takı takın demedim. Yok şimdi ben 7 hakkını yemem. Ben bu yedi kadar... 7 hakkını yemem Nurse. Şöyle. Nişanda ben ne taktıysam. Ya da takmadıysan neden yapmadın da demedi. Öyle dedin. Ona bunu isterim de demedi. O yüzden bu takı evliliği değil. Bu emin ol aşk evliliği. Eğer sadece niyetin oysa zaten video kamerada yani gelinine de taksa, oğluna taksa kim ne taktı görüyorsun. Ama niye o da benim gururum. Oğlunun boynuna bilezik takılması. Evet, o da benim çok gururum. İkna olmadık. Sence Rabia abla ne demek istiyor? Ben orayı anlamadım bilmiyorum. Belki tanrıya anlamadıkları. Söylüyorum işte oğlan bak, tarafı, oğlanı, kız tarafı. Olmaz olmaz o an için olmaz o. Müfide teyzeciğim şöyle bir planın varsa bu doğru. Eğer altınları sen alacaksan yaptığın şey öyle doğru ama sen diyorsun ki yo ben altınları almayacağım. O zaman size ne? Şimdi, zaten ikisinin olacak altınlar. Siz niye karışıyorsunuz? Ama öyle şimdi... söylüyor alacak. Çok gelirse alacak ben onu alabilirim, alabilirim de niye almayayım? Ya o zaman böyle söyleyin. Onu da söylüyorum. Bir de ben şunu merak ediyorum. Sana rağmen Müfide teyze bunu yaparsa tepkin ne olur? Ben düğün istemiyorum zaten. Eğer bu konuda kesin kararlıysa ve eşimden ola ki şok edici bir karar çıkıp da böyle bir şey kabul ederse ben o düğüne gitmiyorum. Gelsin. Haklı. Karşılıklı kabul etmiyorsun böyle. Asla kabul etmiyorum. Haklısın. Haklısın. Ben zaten bir kere bile altın konusu açıp da bana şunu takın, bana bunu takın dememişim. O zaman bunu da dert etme. Bir dakika dinler misin? Bana şunu takın, bana bunu takın dememişim. Bana zaten denilen nişan şu an biraz acele oldu biz. Bir ayrılıp barışma yaşadık. Nişan ani karar oldu. Hazırlıksız olduğumuz için nişanda bunları takıyoruz. Düğünde zaten gerekeni yaparız denildi. Hmm. Şimdi düğünde gerekeni yaparız denilip de böyle bunu bir şeyle derse, karşıma çıkarlarsa evet. Ben zaten düğün istemiyorum. Ben o düğüne gitmem. Doğru söylüyor kız. Ya o zaman Nursel Hanım biraz yani neden ben böyle kararlar almaya başladım? Hep öyleydin. Bu başından yok yok. Yani şu biraz susması lazım. Kişi ne yaparsa diliyle kazanır, ne kaybederse de diliyle kaybeder. Ama bu kız hiçbir şey istemeyen bir kız ya. Senin gelininden bahsediyorum. Öyleydi. Yo hala. Biz buraya geldiğimizden beri o kadar değişti ki. İnanamazsınız. Ben 5 senedir tanıyorum ama dönüp kendime baktığım zaman yuh sana be Müfide. Hala insanları tanıyamamışsın diyorum. Burada daha iyi tanıyorum ben. Zeynep'ciğim. Şöyle Seda dedi ya biz bir ayrılık dönemi yaşadık, ayrıldık, barıştık, sonra nişan oldu diye. Acaba Müfide Hanım tekrar ayrılırlar diye mi hiçbir şey takmadı ona? Evet. Öyle mi? Olabilir. Öyle. O yüzden olabilir gözüne batıyor olabilir. Ay Müfide abla sen kızgınlıktan ne dediğini bilmiyorsun. İstemedi. Yok. Oğlunun hatırına gelmiştir yani. Ben de sana çok diyeyim sen de çok değiştin geldiğinden hiç beri. Hiç de bile değiştim. Bayağı hiç bana nasıl geliniyorsa kafaya. Ben de öyle gidiyorum. Ben değiştiğimi düşünmüyorum Nursel Hanım. Hem düğüne zorla ikna edilmişsin. Evet. Gelinliğini seçtirtmiyor. Takılarına karışıyor. Hayır, gelinliği seçildi. Özel dikim yaptırıyor hanımefendi. Çok şükür çünkü burada bir rezillik yaşadık. Hayır yaşandı. Ya neler yaşadık gelinlik tamam ama yani ondan sonra ben kendim oldu. Seçebildim. Ne kadar masrafsız gelin ben bilmiyorum. Çok nadir görülür. Emin olun öyle değil. Emin olun öyle ona değil. Öyle mi lazım? Lazım, ona öyle lazımdı. Yani beni kötü lanse ediyorlar şu anda. Ben gerçekten evet. istemedim. Hayır, istemedin ama gerçekten de bazen çok mütevazilik de yanlış hiç anlaşılabiliyor şey değil, evet. ya. Yani istememesi de yanlış anlaşılıyor. Evet. Nasıl olsa bir şey istemiyor. Hiç alakası yok Nursel Hanım ya. Bir de şöyle olur bir şey mu öyle şey? Bütün her şeyi ben yapıyorum. Yani alt tarafı yani 3 tane değil de 5 tane takmıyorum diye mi yani? Bu mu şimdi çok mütevazi Allah aşkına? Aslında söylediklerin bizi bu noktaya getiriyor. Hayır ben hiç, ben gayet olması gerekeni söylüyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. Neden yani bunlar söyleyince haklı oluyor da biz haksız oluyoruz?
Çok iyi. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Benim biliyorsunuz ki baba tarafından hiç kimseyle görüşmüyorum. Annem zaten yani iki tane kardeşi var. Yani benim bir elim beş parmağını geçmeyecek çok... akrabam var. Ama bu onun hesabında şu an. Ay ama Büfide abla şu anda dur acayip kızdım sana. Niye? Yani kız tarafından zaten verecek düğünde kimse yok ya. Kız ne yapacak böyle duracak mı yani? Ya aslında şunu saklamaya çalışacak. Bence çok çirkin. Nursel Hanım sanırım şunu ispatlamaya çalışıyor kayınvalidesi. İşte bak benim tarafım geldi, benim takılarım var, seninkisi yok mu demek isteyecek. O konuda isteyecek. Hakkını yemeyeyim. Yani çok güzel aile oluyor Seda'yı, çok seviyor aile olarak, ama çok takıya seviyorlar. Da çok takıldı. Takıya neyse. Biraz düşkün galiba. Bir şey söyleyeceğim, Seda'dan çok akraba gelmeyecekse zaten kameradan bunu izlemek çok zor olmayacak yani. Ki. Bunu, o ona kızgın ya, onu kızdırmaya çalışıyor. Bence de. Yani da resmen kızdırmaya çalışıyorsun. Bak gülüyor zaten. Yapmayacağın şeyleri söylüyorsun yani. Vallahi bilmiyorum, böyle devam etmesin diyorum ben. Bence sen böyle devam et. Bence aklında olmasa bunu yapmaz, söylemezdi. Ben bir aklımda var zaten, aklımda olmasa niye söyleyeyim? Günün son tadımı kiminle? Birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Kızı kızdırmak için söyleme şöyle şeyler. O zaman o da beni kızdırmasın ama. Hadi son tadımı yapalım Müfide Sultanım'la. Buyurun. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam 10! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Devam. Yarışmadan kazandığım çeyreklerde cabası. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız... Hemen başvurun. Çok güzel miyiz? Son tadım Müfide Sultanım'da. Bismillah. Bakalım neler yapmışlar. Tam bir kaynanasın he. Öyle mi diyorsun? Tam. Kız nereden bulacak benim gibi kaynanayı? Bilemedim. Hiçbir yerden bulamayacak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kafkas mantısı. Hamurunu ince açmış. Hı hı. Ondan sonra ince açmış yani. Şuralarda birikmiş sadece biraz. Kapama yerleri. Kapama yerlerinde birikmiş. Ama şey yani iç harcını da beğendim. Biraz şey ya şu salçada herhalde fazla pul biberi mi kaçırdı salça sosunda? Fazla kaçıramaz. Neyse onu koymuştur. Acı mı? Yok öyle acı da değil ama ağzıma pul biber şey tadı çok geliyor. Ama güzel açmış. Tamam. Sosu beğenmedin mi? Sosu pek fazla beğenmedim ama içini beğendim. Kıyması güzel pişmiş bakın. Tamam. Hı hı. Günün son 3 tabağı. Normal Kafkas mantısı buysa bu ne? Ya. Evet. Neden? Hem şekil olarak olmamış. Sosunu da beğenemedim. Hamurunu da beğenmedim. Bunun hamuru bir tık kalın. Birinci tabağa göre bir tık kalın. İçi? İçi de ağzımda soğan kıyır kıyır geliyor ya. Pişirememiş fazla. Hani şimdi... İri mi olmuş soğanları pişmemiş? Evet, evet. Yani sen soğan... işte iri olduğu için zaten... Pişmemiş. Soğan, evet. Yani ağzımda ağzıma kıyır kıyır geliyor. Hı. Üçüncü tabağın, günün son iki tabağı. Bunun sosu, sosunu aldım az önce. Acılık geldi ağzıma. Bakın bunun sosunda geldi. İç harcı çok yavan. Hiç tuz yok. Nereye attı tuzu bu? Bir de hamurunu alayım. Evet, hamurun elinden geldiği kadar ince yapmaya çalışmış ama... iç harcında sıfır tuz var.
sıfır, sıfır, sıfır. E nereye gitti bu şefin verdiği tuz? Peki şimdi mesela hiçbir şeyini beğenmedin ama ince açmış ya, onu hiç takılmayacak mısın? Yok, o kadar takılmayacağım. Yapma ya. Evet, o kadar takılmayacağım. Yani sosunda pul biber, yani o hepsinde var ama bunda bunun sosu acı geldi bana. Çok lezzetsiz. Son tabağın. Bunun da sosunda gram tuz yok. Bunun hamuru da kalın. Bu baharatlar, bu şeyler nereye gitti ya? Bu da sıfır tuz. Bunun hamuru da kalın olmuş. Sosu da bunun bayağı acı. Diğer ikisinden gelmedi acı. Şunlardan acı geldi. Hamuru mu tuzsuz geldi bunun? Hamur da tuzsuz, içindeki kıyma da tuzsuz. Bayağı tuzsuz hem de. Hani bir lezzet gelecek bir şey kalmadı. Hamuru kalın zaten. Ay, hiçbir şey beğenmedin ayol. Ama böyle mi oluyor bu ya? Ben anlamadım ki. Şimdi ağzıma lezzet... Kritik sonrası tadım sana yaramıyor. Evet, yaramıyor galiba. Aynı atar devam ediyor. Son kayınvalidesin. Gerçekten nasıl puanladığın önemli. Çevreyi kime vermek istiyorsan al ver. Tut elinde, sana ay enerji canım, versin. Hadi canım gelinim diyeyim gene de. Hadi ver puanını. Ya bu daha güzel. Tut elinde. Ay canım benim. Canlı canlı. Canım benim. Yarasın. Şöyle şuraya yapıştırayım mı? Rabia'cıma yaramıştı. Hadi bakalım. Ya ben 5'i buna vereyim. İlk yediğim için daha lezzetli birinci geldi. Birinci tabak 5 puan. 2. Çok da kırmayayım. İkinci tabak 2 puan. 1 vermek zorundaydım değil mi? Tabii. Bu da 1'i buna vereyim. Dördüncü tabak 1 puan. Bu da acıydı. 1. Acı diye 1 verilir mi ya bu? Evet, verilir, verilir. Ve hiç de tuzu yoktu yani içinde. İncecik açmış dedin. Aa, ne yapayım yani? 2 tane 1, 1 tane 2. Yani 3-1 gibi bir şey yaptın neredeyse. Evet, evet. Vallahi şaka gibi. Şunu açalım. Tamam, ben şunu takayım şuraya. Takma, elinde tut. Daha senin takayım, değil o. Takayım, belki benim olur da. İyi, peki. Tut bir tanem. Son puanlar bunlar. Gelinlerimizin gördüğü, göreceği son puanlar. Bu gelinimiz birden nasibini aldı. Hazır mısın bir tanem? Derin bir nefes, yüzleş bakalım puanlarınla. Kaldır. Damla. Damlacığım, gerçekten sana bir verdiğim gün gelinime 5 vermiş kadar seviniyorum artık. Garip bir şekilde bugün de yine tuza taktınız. Çünkü yoktu. Çünkü sosunda tuz yok Müfide İçinde teyze. De yok. Kıymasında da yok. Nasıl olmuyor? Benim yok. Attığım tuz nereye gitmiş? Herhalde uçtu, buhar oldu. Yok. Yok yani. Yani gerçekten çok lezzetsiz. Hani tamam, hangisine gelini... lezzetli dediniz? Çok ya, merak ediyorum. İlk yediğim ediyorum. Daha güzel geldi bana. Lezzetli demediniz ama. Yok, ama bunları yedikten sonra onda karar kıldım. Mesela şekillerine de hiç bakmadınız. Şekli en nasıl olmayan tabağa ya? Gittiniz 2 verdiniz. Hayır, hiçbirinin şekli olmamış ki ona kalırsa. En olmayan. Ondan gene yani onunla kıyaslarsam daha bir lezzetli. Yani o daha lezzetli. Lezzeti, şu an ben şu lezzetten hiç konuşmuyorum gelmiyor. Bakın. Ben lezzete göre ben veriyorum. Ben lezzetten konuşmuyorum şu an. Ben şekilden konuşuyorum. Ben lezzete göre veriyorum ama. Ama şekile de bakmak zorundasınız. Tamam, baktım. Ya baktım. Ben anlamıyorum ya. Anlatıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Şekle bakılmaması gereken tabaklarda şekle takıyorsunuz. Hı-hı. Şekle bakılması gereken tabaklarda şekle bakmıyorum diyorsunuz. O şekle de baktım, tadına bakmadınız, da baktım. Bakmadınız, baksanız zaten şuna 2 vermezsiniz. Hayır. Ya görsel sıfır yani, görsel sıfır. Kız ağlıyor mantın kız. Kapatma bile kapatamam. Bence siz bak. Ağlayın. Ben bence siz ağlayın. Yo. Şu tabağı göremeyip de 2 verdiğiniz için siz ağlamalısınız. Mantıyı kapatamamışsın. Hangisinin şekli muhteşem? Kapatamamışsın. Hangisinin ama en azından muhteşem? Açık yoktu hiçbirinde. Ne yoktu? Açık yok. Bak bu ağlıyordu. Bu ortadan 2 aylık. Kapatamamışsın. Bak bu da açık. Bakın renginden de belli zaten. Benimki hayır, beyaz kıymalar. Piştiği için. Hı-hı. Kıymalara da doğru düzgün baktığınızı düşünmüyorum. Allah aşkına hangisi hepsinin pişmiş, içini hangisi açtım. Pişmemiş. Kıymalarını yedi. Bilmiyorsunuz. Pişmiş tabaklar var orada. Pişmemiş tabaklar hayır, var. Hayır, bana göre pişmemiş tabak yok. Lezzetli var. Tabak var. Var. Bir tanesine bakmayın. Normal. Bakın biz orada kaç tane koymuşuz. Hepsine açıp açıp bakın o zaman. Yok, baktım. Ben bakmam gereken yani, baktım. Birleştirdiğimiz yerden diyorsunuz ki kalın olmuş. Evet, şimdi beğenmediğim bir tabakta bir tanesi lezzetsiz geliyorsa diğeri de olmamıştır. Bu iki ne? Bu ikiyi ne yapsın bu gelin? Çeyrek mi alsın, burada mı kalsın? Neyse, emanet. Bir hepsi açılsın bakalım. İki puancık bu gelinimizin son puanı. Bakalım kim sahibi?
Aç bakalım. Özge. Yözge. Olmamış Yözge. Öncelikle afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldun. Yani gözünü korkuttuğumu düşünüyorum bu mutluluğun arkasından. Kız ben dün de, yani cuma günü çünkü 5 puan verdiğin için. Benim mutlu olmamdaki sebep, ben bazı şeylerden emin olmaya çalışıyorum. Gelinime şu anda sona kaldı. Biraz onun sitesi var ama en azından çıkmamış yani olması. Yani umarım gelinize 1 puan vermişsinizdir. Çünkü yani tabağımla ilgili hiçbir sıkıntı, genel olarak sizin anlattıklarınızın hiçbiri söylenmedi. Ciddi misin? Evet. İlk defa soğan kıyır kıyır diyen sizsiniz. O zaman burada ağız tadı olan tek benim o zaman. Öyle mi? Evet. Yani bence gelinini en iyi tanıyan sizsiniz şu anda. Yok, ağız tadı olan benim yani, demek ki. Çünkü soğanından gerçekten yani evet. Bu puanlama işini benim biraz daha çalışmam lazım. Yani bence Nusel de çünkü gerçekten yani haksızlık yapıyorsun. Soğanı kıyır kıyır gelen bir tabağa neden iki verirsin? Değil mi? Sosuna neden bakmazsınız mesela? Yok baktım. Ona da baktım. Ya da içini bilmiyorum yani. Baktım ben, baktım içini de açtım baktım. Doğru olduğunu özellikle kıymalarını yedim. Mantıken mantıda İçini kapattığın zaman kıyması önemlidir evet, ya. Evet. Umarım, özellikle onlara baktım. Doğru. Umarım yani gelinizi bulamamışsınızdır. Başka diyecek hiçbir şey yok. İnşallah bulmuşumdur diye ümit ediyorum ben. İnşallah bulamamışsınızdır. Çünkü benim tabağımda sizin anlattığınız kusurlardan hiçbiri yoktu. Emin ol var. Ne hak ettiyseniz onu veriyorum kızlar. Bana göre bunu hak ediyorsunuz, bunu veriyorum. Yani ben ikiyi hak ettiğimi asla düşünmüyorum. E tabii ki düşünmezsin ama ben hak ettiğini düşündüğüm için yani, verdim Yozge. Bakalım gelinine ne verdin? Gelinin ne hak etmiş? İnşallah 5 hak etti. Tut. Ateş bastı. Gene cinlerimi çıkarttılar tepeme ya. Senin çok onlar müsait. Orada duruyor ay, zaten. Vallahi gene çıktı. Ya Zeynep ya kendi gelini en pırlanta puanı kaptı. Çeyrek avuçlarının içinde. Bakalım avuçların içinden kayıp gidecek mi o çeyrek? Yoksa sana yarayacak mı? Rabia Sultanıma yaramıştı. 2'de 2. Hazır mısın? Ay sona kaldı ya. Vallahi çarpıntım tuttu. Zeynep mi? Gelinin mi? Kaldır görelim. Aa, Seda! Seda! Alıyor muyum ben bunu şimdi? Ne yapıyorum? Sana yaradı. Okuyacağım puanları. Geç. Oradan buldu. Nusel Hanım siz arada gösterin çeyreği ona. Çünkü onun ilgi alanı olduğu için. Evet. En etkili şey o altın, için. Altın, altın, altın. Altın, altın. Niyeyse evet. Bende hiç yok bir tane bile. Düğünü yap istediğim gibi olacak. Aferin Sedacığım ya. Şüphelerim vardı mantık konusunda ama bravo çok güzel yapmışsın. Anneciğim diğer kayınvalidelerden kötü puan almama rağmen senin puanın bana ilaç gibi geldi. İstediğin gibi. Evet, istediğim gibi düğün yap. Sana bütün altınları tıkacağım kızım. Beni bulduğun bir günde bir anda şu anda bozup seni tartışmak istiyorum. Teşekkür et, teşekkür. Tamam. Teşekkürler. Müfide Hanım, daha önce de söylendiği gibi sosa kesinlikle tuz koymadık hiçbirimiz. Ben sostan bahsetmiyorum tuzsuz derken. Sosu dediniz ya benimkine. Ben iç harcından da bahsediyorum. Onu da söyleyeceğim, ona da sıra geldi. Gelininiz gibi aynı cümleyi kuracağım. Yani sözümü kesmezseniz çok sevinirim. Alışkınsınız ya bu cümleyi duymaktan. Evet. İç harcına hepimiz tuz koyduk. Zaten koymayan varsa muhtemelen -2 alacaktır. Onu da belki birazdan duyarız. O zaman suyu alacaksınız. Yani çok ince açtığıma eminim. Zaten söylediniz. Yani Müfide teyze, en deneyimli bir gelin bendim. En iyi tabağa 1 puan verdim. Bu oldu mu şimdi? Sen Seda'nın şu tabağına 5 veriyorsun ya. Kız vallahi çok lezzetli. Gerçekten. Damak vallahi bir, çok lezzetli. Bak 1, seviniyor musun? Evet. 2, gerçekten bununla nasıl gurur duyuyorsun? Neden? Bir dakika. Tamam. 3, gerçekten vicdanınız rahat. Evet. Evet. Neden biliyor musun? Neden gurur duyuyorum? Yediğim 3 tane tabağın içinde en lezzetlisine verdim bana göre. Öyle alışmışsın. Kızım bize yani biz o görüyor muyum hangisi olduğunu? Sen biliyorsun. Ya, ben Seda'yı bulamadığımı sürekli biliyorsun. Sürekli bunu da söyleyip duruyorum. Evet en lezzetlisine verdim. Ayaklar boş olmuş burada gerçekten. Seda ve Zeynep arasında neler oluyor? Ya sen daha dün gelmişsin. Bir hafra, bir tafra, bir havalar. Ben buraya yeni gelmedim. Sadece geri geldim. Seda ve Zeynep arasında büyük gerginlik. Tarihe birazcık saygın olsun canım benim. Dinozorların nesli tükenmemiş. Bak geri geldiler gördün mü? Anlamadı. Benimle böyle konuşmaya devam edersen seni buradan gerçekten kovdurturum. Zeynep ve Seda'yı bu duruma getiren ne oldu?
Seni kovdurturum. Ne demek Zeynep? Bunun altını dolduracak çok sağlam şeylerim var. Ekran arkasında konuştukları şeyleri bilseniz emin olun diskalifiye etmek siz de istersiniz. Ama ağzımı bile açmayacağım. Zeynep kamera arkasında neler olduğunu anlatacak mı? Yok şimdi söyle. Hayır şimdi söylemek yani istemiyorum. Yani bir şey varsa bence de tam zamanlı. Konuşuluyor. Hepsi ve daha fazlası yarın Gelinim Mutfak'ta da. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce haftanın ilk günü ilk eksi kimle buradayım. Şimdi hazırsanız eksi ikiyi görüntülü olarak size göstermek istiyorum. Buyurun. Özge öyle bir hata yapıyor ki bu puanını etkiliyor. Yemeğin içine kıymayı kavurmadan koyması gerekirken o bir güzel kavuruyor. Bu dikkatsizliğin sonu çok kötü oluyor. Altını açmıştım. Direkt hemen aldım ama koymuş bulundum artık. Maalesef yani. Eksi iki. 13-14 saniye boyunca güzel kavurmuşsun. Üzgünüm ama eksi iki. Bu kadarcık çok şükür eksi ikimiz başka yok. Bakalım günün çeyrek altınını kim kazandı? Haftanın ilk gününde günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Özge! Gelin, buyurun. Ay. Eksi ikiye rağmen tebrik ediyorum. Öyle oldu. Özge, eksi iki almana rağmen senin çeyrek alacağını hiç düşünmüyordum bugün. Hiç hak etmedin o çeyreği. Hiç sevinmemiştim. Kavurduğundan lezzetliyordum. Yalnız Özge'yi biri durdursa mı acaba? He? Ay tebrik ediyorum. Kayınvalideleri biri durdursa mı acaba? Vallahi alkış. Ay sağ ol. Hadi gelin buyurun. Gelin aşkım, gelin, gelin, gelin. Yarın aynı saatte buradayız. Siz de davetlisiniz tabii ki. Hoşça kalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta. Ayaklar boş olmuş burada gerçekten. Seda ve Zeynep arasında neler oluyor? Ya sen daha dün gelmişsin. Bir hafra, bir tafra, bir havalar. Ben buraya yeni gelmedim. Sadece geri geldim. Seda ve Zeynep arasında büyük gerginlik. Tarihe birazcık saygın olsun canım benim. Dinozorların nesli tükenmemiş. Bak geri geldiler, gördün mü? Anlamadı. Benimle böyle konuşmaya devam edersen seni buradan gerçekten kovdurturum. Zeynep ve Seda'yı bu duruma getiren ne oldu? Seni kovdurturum. Ne demek Zeynep? Bunun altını dolduracak çok sağlam şeylerim var. Ekran arkasında konuştukları şeyleri bilseniz emin olun diskalifiye etmek siz de istersiniz. Ama ağzımı bile açmayacağım. Zeynep kamera arkasında neler olduğunu anlatacak mı? Yok şimdi söyle. Hayır şimdi söylemek istemiyorum. Yani bir şey varsa bence de tam zamanlı. Konuşuluyor. Hepsi ve daha fazlası yarın Gelinim Mutfak'ta da. Bugünün puan durumu şöyle. Özge 17-2 15 puan, Zeynep 13 puan, Seda 9 puan, Damla 8 puan.